aşkım uğruna gurbet ellere düşerim bile bile. Vazgeçer miyim sanıyorsun canım, savaşırım bile. Çok candan yanacak heyecandan karışacak hane belli ki. Kim pişman kim düşman hala anlayamadın mı yeni yeni. Çok üstüne gelecek söylenecek bıktıracak belki seni. Kim pişman kim düşman artık iyi düşün taşın yeni yeni. Anne, nasıl güzel olmuş muyum? Sen hep güzelsin benim, ay parçası kızım benim. Hala, sen bir şey demedin. Ne diyeceğim kızım? Su gibi olmuşsun maşallah. boşa dememişler kız halaya çeker diye. Halaya çeker dedi ya. Ne gülüyorsunuz? Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Ay yo, ben afete dedim ki halay çekelim. Beşini alırım seni burada beni halay diye bir çekerim aklı şaşar vallahi. Kız halaleli, sana şu sıralar ne oluyor kuzum? Ne bu gerginlik? Ay gören de bunu gelin oluyor sanır ha. Aman bırakın şimdi lafı şişirmeye. Bugün Şirin'in en mutlu günü. Sonunda Baran'la kavuşuyorlar. Ya var ya aslında içim hiç rahat değil. Anne babam son anda sözünden dönmez değil mi? Dönmez herhalde. Yani inşallah. Aa yok kız dönmez. Herkeslerin içinde söz verdi ya. Eğer kim yarışı kaybederse kızı vereceğim dedi. Yenge o ne demek şimdi? Ben kumarda kaybedilen bir mal mıyım? Evet. Şirinem hiç öyle deme. Bu kumar denen illette öyle değerli şeyler kaybediliyor ki aklın şaşar anam. Çok sağ olun ya. Nasıl içim rahatladı nasıl? İçin rahat olsun Şirin. Nazgül kısmen haklı. Kalender babam herkesin önünde verdiği sözden dönmez. Olsun. Yine de siz göz kulak olun. Ne olur ne olmaz. Babamın sözünden döneceğini anladığınız anda müdahale ediyorsunuz. Olur mu? Tamam. Sen merak etme. Güveniyorum anne ne olur. Mühteber. Hocam. Ben hala bilemiyorum. Böyle kendimden emin olamıyorum biliyor musun? Biz doğru mu ettik, eğri mi ettik? Biz ne ettik ya? Vallahi ettik doğru ettik ha. Yani ilk başta ben de istemiyordum biliyorsun. Hani Asiye ile kum olduğum yetmiyormuş gibi bir de hani hısımlığı hiç istemiyordum. Ama Baran kardeşimin gözündeki ateşi görünce ondan kelli razı geldim ben de. Biliyorum. Baran benim kızımı çok seviyor onu biliyorum. Ama senin bu gıllık kardeşinin yarını yok biliyor musun? Kaçak. Yani yarın ne yapacağı, ne olacağımız belli değil. Ya hangimizin belli ki ağam ya? Hani hangimizin başına yarına bir günün ne geleceği belli mi ki? Ya sen niyete bak. Yani vallahi Baran o Şirin'in aşkıyla ıslah oldu. Yani bambaşka bir adam neyin oldu ağam? Öyle diyorsun yani. Öyle diyor. Peki. Yarın senin bu kardeşin Baran. Artık ben ağa oldum. Bu Şirin'imin benim gül goncamın üstüne kuma getiriyorum derse ne olacak? Aa, onu ancak bozuk ağaları yapar. Duran ağaları yapmaz canım. Ha ben bu arada bir de lafımı çakarım dünyanın öyle mi? Ama yok ağam ya vallahi ben de böyle başka duygular içerisindeyim yani ha. Hay şimdi ben kız tarafı mıyım, erkek tarafı mıyım neyim ha? Ama neysem ne ya ben gideyim bir kardeşime bir bakayım. Daha iyi de. Şimdi ben biricik kızımı, gül goncası Şirin'imi
Baran'a verdim öyle mi? Ettim yani. Hadi be. Nasıl? Müthiş yakışıklı olmuşum değil mi? Kendin verdin zaten cevabını abi. Of Dilom of. Allah'ıma kurarım. Stresten kalpten gitmem az kaldı. Abi ne diyorsun? Stresin sırası mı şimdi onca cefadan sonra? Artık mutlu olman lazım. Yok yok. O yüzüğü takmadan mutluluk haram bana. Hem Kalender babam her an ani bir manevrayla o dönüşü yapabilir. Abi artık bu saatten sonra Kalender eniştem cayamaz. O kadar şahidin var. Kız he doğru diyorsun da Kalender enişten caymazsa daha jandarma basacak. Derdin bir del ki. Hiçbir şeycikler olmayacak ha, merak etme. Sen şimdi akşama geleceksin, Şirin'in barınağına anda o yüzüğü takacak. Allah! Yani laflara bak. Kız abla, Allah'ıma hala inanamıyorum ha. Yani şu ana kadar benim başıma tonla olay gelmesi lazımdı. Halen tabii bir şey olmadı. Şimdi ben hakikaten sözleniyor muyum? Sen şimdi bugünü düşünme, yarını düşün. Yani bu kaçaklık senin boynuna yük ha. Bana ay. Hele bir Şirin'imi garantileyin, ondan sonra yarını düşünürüm. Oy, benim saçlarını inek yalamış abim. Her şey çok güzel olacak, sen hiç merak etme. İnşallah kurban abisi, inşallah. Pozitif düşünek, pozitif olsun her şey. Ha? Evrene pozitif enerji yollayalım. Evet, oldu. Aferin benim yakışıklı kardeşim. Yakışıklıyım der mi? Ya yakışıklı laf mı ya? Ayhan ışık, nafla kaşık, belki durağa aşık kim mi? Beni rahmetliyle kıyaslaman acayip moral verdi, sağ ol. Olmadı değil mi? Olmadı tabii. Gel buraya lan. Gel buraya. Ay benim canım kardeşim. Ay kara elbasım. Ay kıymatlı. Ay canım benim, canım. Seni çörek. Ütüyü basma ayıklar. Yedim benim, yedim ya. Ayşe gel buraya ya. Allah Allah biraz dayan be. İki saattir Ayşe'cim bir kaşını alamadım ya. Dur. Ya Kamila bacı canımdan can kopuyor vallahi. Almasan olmaz mı? Olmaz Ayşe'cim. Akşama sözümüz var Allah Allah. Senin de güzel olman lazım be. Kamila ablam rica etsem bana doji sürer misin? Ay tabii sürerim. Kız sürmez olur muyum? Sıranı bekle tamam. Ayşe'cimi bitireyim sıra sende. Tamam ablam. Ne yapıyorsunuz kız? Türkmen abla yetiş. Kamila bacı kuzumu oymaya çalışıyor. Kalk 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 kalk. Kalk, kalk kız. Kamila kabancı benim bıyığımı alacak önden. Ya ne gerek var ya Türkmen abla? Biz seni böyle pala seviyoruz, yadırgarız sonra. Ya. Canım benim. Yalnız ben geçen de Hasan'la buluştum da sinek kaydı yaptırdıydım. Şimdi öyle bir üstünden geçtireceğim. Bu ne heyecan be Türkmen ablam? Gören de sanki senin sözün var zannedecek. benim de sözüm olacak. Önce Şirin'imin işini bir kazasız belasız halledelim. Ondan sonra sıra bana gelecek. Benim acelem yok ki ne? Tabii tabii Türkmen abla niye acele edeceksin ya? Yavaş yavaş. Zaten tohuma mı kaçacaksın ya? Vallahi bak sağ buradan bile silleyi bir çaktın mıydı böyle? Aha şu duvara sinek gibi yapışırsın ha. Ya Türkmen abla kötü bir şey mi söyledim? Niye kızıyorsun ki sen? Kızlar kızlar haydin sakin olun. Ben vaktimiz yok. Gel gel alacağım ben senin büyüklerini gel. Ha ha. Zaman su gibi akıp geçiyor ya. Bu şimdi ne kadar bebeydi dün. Ne ara gelinlik yaşa geldi? Ne ara biz kartlaştık anlamadım ben. Bir dakika. Seninle kart mart dirken ha? Kendi adına konuş kızım kart mart. Ben kart mıyım? Tabii siz evlendiniz. Çoluk çocuk yaptınız. Etler iyi sütlaca döndü. Sen de haklısın yani. Ama ben öyle değilim ki canlarım ya. Ben daha el değmemiş gül goncası gibi dipdiriyim maşallah. Bak taş gibiyim ben. Ya tabii tabii ben sana demedim zaten Türkmen abla. Kamila bacıyla konuşsana dedim ya. Hayır yani ben sinirlenmeyeyim.
sakinliğimi koruyayım diyeyim, böyle diyeyim. Diyeyim, diyeyim. Ya da içimde böyle sinirim büyüyor yani. Bir şey diyeceğim ben sana. Kız sen niye gülüyorsun? Ha bana onu desen. Sen, evet sen. Sen niçin gülüyorsun? Ben hiç gülmüyorum Türkmen ablam. Bak oturuyorum burada. Estağfurullah, güler miyim ben hiç? Güler miyim? Bak! Yeter artık. Benim de sabrımın bir sınırı var. Beni sınaman. Aa size buradan bir çakarım hepinize de. Vallahi silah gibi yere yapıştırırım ha. Senin üstüye var ya yanlışlığıyla bir düşerim. Yeminle yerdeğin jiletle zor kazırlar seni. Tamam Türkmen ablam, tamam. Sustuk, sustuk. Ne oldu benim kardeşim? Ha ne oldu? Dert mi bastı, keder mi bastı? Anlat bakayım ne oldu? Yok be abi. Dert keder değil de böyle insanın içi bir tuhaf oluyor işte. Olmaz mı ya? Şirin bizim küçük bacımızdı. Şimdi gelin olmuş, yuvadan uçup gidiyor. Aman canım, üzüldüğünüz şeye bak ya. Allah Allah. Şirin gidiyor da kötü bir yere mi gidiyor? He? Kötü bir yere mi gidiyor? Koskoca duranların konağına gidiyor be. O konakta benim gözüm vardı hep de. Kısmet Şirin'eymiş. Ya benim abim, Allah aşkına senin bu ana tarafı düşkünlüğü ne edeceğiz? Yok Gökhanım, o ana tarafı düşkünlüğü değil. O ana malı düşkünlüğü. Allah Allah, teessüf ederim benim kardeşlerim. Benim malda mülkte gözüm olduğu nerede görülmüş? Ben konağı beğeniyorum, konağı. O havuzu, bahçesi. Bir de bizim havuza bak. Bak benden söylemesi, babam senin bu tarz konuşmalarına çok bozuluyor. Haberin olsun. Oğlum benim... Of, of. Oturun lan, oturun, oturun. Ya. Baba. Doğruyu söyle, pişman mısın yoksa? Ben pişman olsam ne yazar? Bacınızı görmediniz mi? Bir kanatlanıp uçmadığı kaldı. Ya aynen öyle be baba. Sen de üzülme artık. Nasıl üzülmeyeyim ki ne? Keşke 10 tane oğlumu evereydim de... ...bir tane kızım bana kalaydı. Kız vermesi çok zormuş vallahi. Tabii canım, erkekleri vermesi kolaydır. Patır patır at sokağa, ne olacak? Benim oğlum, bir baba için kızı demek ne demek bilmiyor musun sen? Bir baba için kız evladı demek. Böyle avuçların arasına aldığın ufacık, körpecik, küçücük bir serçe demek. Bir serçe. Şimdi ben o avuçlarımın arasındaki serçeye kıyıp da nasıl derim de hadi sen git. Kendi kanatlarınla uç diye. Ya babacığım bugün olmasa zaten yarın uçup gidecekti. Baba, kusura bakma da anamlar da bir zamanlar babalarının görpecik serçesiymiş. Ama gözlerin yaşına bakmamışsın. Bu iş dersin aynen baba. Ne diyorsun oğlum sen? Kaynatalarının bedduası mı tuttu düğün yani? Ya babacığım böyle güzel mutlu bir olayın bedduası olur mu hiç? Sen kızını evlendiriyorsun. Ya ne olursun kötü bir şey olmuş gibi konuşma artık. Ben kız veriyorum kız. Bundan daha kötü bir şey olabilir mi ki ne? Ya benim babam, bence sen böyle ufaktan bir duygusal patlama falan filan öyle bir şeyler yaşıyorsun. Boş ver bunları düşünme canım. Sen kızını düşün, mutlu ol ya. He. Kaynatam da böyle dediydi. Hangi kaynatam baba? Hani 3 tane var ya. Aman. Cıvıma benim oğlum. Cıvıma. Hemen ilk fırsatta çart. Yapma böyle. Asiye'nin babası olan kaynatam. O demişti ki ne? Ey Kalender. Sen şimdi benim kızımı alıyorsun ya, ciğerimin yarısını alıyorsun. İnşallah demişti. Bir gün senin de başına gelir, o zaman anlarsın demişti. Şimdi var ya, benim ciğerim tümden gitti biliyor musun? Gitti yani. Oo. Keşke ben kız olaydım. Şirin, kız sen ne fettanmışsın kız. Adam önce kapılardan kov, sonra bir güzel bacalardan geri al adam. Kız biz bunu pamuk prenses sanırdık ya, bu adeta bir cadı silahıymış. Ya hiç sorma yenge, Baran'la eskiden ne haldeydik, şimdi ne haldeyiz? Ama o ben değildim ya sanki, o bambaşka bir Şirin'di. Değildin tabii, o zaman gerçekten aşkı tatmamıştın ki. Aşk insanı özünü döndürür.
İnsanın... Ay, aşk doktoru Bella bozuk konuştu dostlar. Kız, sen hiç bu direjörüne kalmayasın. Benim gibi anasını gözü fettan ve tuttuğunu kopartan yengeni örnek al. Bence benim tavsiyem bu. Kız, sen bunları Şirin'e söylüyorsun. O var ya o. Bu fettanlık konusunda hepimize tur bindirir diyeyim. Ya, hiç öyle bakma. Sen ne yere bakan yürek yakanmışsın. He vallahi. Kız, bunun yüzünden birinci Çukurova harbi çıkıyordu ya. Çobanından ağzına kadar erkeklere umut verdi. Yenge. Ya sen onlara bakma Şirin. Sen en doğrusunu yaptın. Kalbinin sesini dinledin. Dinledim dinlemesine de. Yani yarınımızın ne olacağı belli değil ki. Yani Baran'ı da kaç ay, kaç yıl beklerim Allah bilir. He, müebbet bile yiyebilir, doğru. Ben de aynı durumdayım valla. Pazar askerler ne zaman gelecek hiç belli değil. Ben de senin gibi aşkımın yolunu gözleyeceğim. Oo, maşallah. Ne yapıyorsunuz burada böyle karılar? He hala iki dakika dur, çok önemli bir konuya giriş yaptık şu an. Hakikat yıldız, Hazaram ne zaman gidiyor askere belli oldu? Yok belli olmadı. Önce bir sınava girecekmiş, sonra belli olacakmış. Ay içinizde en şanslı karı benim ha. Vallahi bak, kız benim sözümün ne yatarı var, ne askerliği var. Aharı kokarı yok, tertemiz adam maşallah. Hadi sen zaten onları beklese helvanı kararız burada. Ay ne kadar komik Nazgül. Kız siz hepiniz ağız birliği yaptınız, benim yaşımdan mı uğraşıyorsunuz kız? Ha? Terbiyesizdir. Avrupa standartlarında bir karıyım ben. Siz biliyor musunuz? Ecnebiler en az 40 yaşından evvel evlenmeyilir. Cahallar. Tabii canım doğru söylüyor. Hala hak et bak, bir Julia Roberts, bir de sen. Vallahi bak buradan hepinizi böyle bir depeklerim. Yeminle vallahi bak çok kötü. Akşama sözü var demem, sen de depeklerim ha. Tamam hala tamam. Sakin ol. Ay Halti, senin niye böyle hırsı çıkmış? Yoksa Şirin senden önce gidiyor diye sinirlendin, ne yaptın? kim sinirlendi ya? Ben sinirli falan değilim ki yani, gayet de sevinçliyim. Ne güzel işte, yeğenim evleniyor. Herkes kendi ekmeğini, ay kendi kısmetini yer. Ben niye sinirlenirim ki? Siz insanın zorla psikolojisini oynuyorsunuz, benim onunla sinirlerim oynuyor yani yerinden. Sinirli, asıl sinirli var ya, asıl sinirli sensin bence. Hayret bir şey, terbiyesiz sinirli değilim ben. Kardiyete girmiş, hersini bizden çıkarttı. Şurada var. Ondan sinirli görmek istemiyorum. Baba, biz Afet'le konuştuk, bir karara vardık. Bak, eğer kötü bir şey diyeceksen hiç zamanı değil, bak şimdiden deyim. Yok benim babam, aksine çok sevineceksin. Biz Afet'le konuştuk, Natlıcı dezgahını Irgat Cumali Efendi'ye vermeye karar verdik. Hediye tabi. Vallahi mı? Allah Allah, bak çok sevindim Gökhan, aferin lan size. Ya garibanların ocağı tutar böylece. Bir ekmek kapısı daha açılır kendilerine, biliyor musun? Aferin Gökhan'ım, aferin. Gerçekten çok iyi düşünmüşsün. Tabii tabii, ben şimdi hemen yönetim kurulu başkanına bu teklifinizi sunuyorum. Evet efendim, iyi günler tabii. Baba, müjdemi isterim. Portakallara müşteri buldum, hem de portakaldan. Yok, ben portakallara portakallarımı satmam. O kara kızın aracılığıyla hiçbir iş yapmam. Yok yok, o kara kızla hiçbir alakası yok. Onunla hiçbir alakası yok. Bunlar onların rakip firması. Yemin ediyorum bütün portakalları alacaklar ya. Bu arada iyisin ha. Anamla olan borcunu da ödeyebileceksin. Benim oğlum. Borcum borç. Ben onu bir şekilde öderim. Ama ve lakin portakalların yeri başka. Nasıl? Sen başka bir müşteri mi buldun baba? He. Müşteri buldum. Portakalların tüm hasılatını da Mehmetçiğe bağışlamaya karar verdim. Ahanda işte böyle. Vallahi mi baba? He. Böyle durumlarda herkes üstüne düşeni yapacak. Herkesler elini taşın altına koyacak. Öyle der mi benim oğlum? Aynen öyle babacığım. Sen en doğrusunu yaparsın. Bu yıl da Mehmetçik için çalışa. Ne olur ki ne? Çok mu yani? Babacığım. Yeri gelmişken benim seninle konuşmam gereken bir mesele var. Ha, ne oldu? Gene benim arkamdan iş çevirdiniz öyle mi? Yok baba, yok hiç öyle bir şey değil. Ben senden habersiz bir şey yaptım baba. Ama gurur duyacağım bir şey yaptım. Tecilimi bozdurdum baba. Allah izin verirse ilk subaylık sınavından sonra askerim. Niye diye sormayacağım.
Lakin ben senin derdini çok iyi anlıyorum benim oğlum. Emsallerin orada canını ortaya korken benim burada ne işim var diyor, değil mi? Aynen öyle babam. Seninle gurur duyuyorum Hazar. Sizlerle gurur duyuyorum benim oğullarım. Görüşmeyeli Azat ha. Çok şükür iyiyim. Siz nasılsınız Kalender ha? İyiyim hem ben de çok iyiyim. Çok şükür, çok şükür. İyiyim. Sağlığınıza duacıyım. Ya çok mesudum bugünlerde biliyor musun? Yani konu konuyu açıyor bak. Gelecek hafta Adana'da Portakal Çiçeği Festivali var. Onu da biliyor musun? Evet. Biz ona işte ailece hep beraber gidiyoruz siz. Biz de katılacağız. Ailece biz de katılacağız. Maşallah, maşallah. Orada karşılaşırız belki. İnşallah, inşallah, inşallah karşılaşırız değil mi? İnşallah, 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 inşallah. Siz nasılsınız Sıdık Hanım? Görüşmeyeli. Çok şükür iyiyiz. Yuvarlanıp gidiyoruz işte. Siz de iyisinizdir inşallah. Biz de iyiyiz, iyiyiz inşallah. Biz de yuvarlanıp gidiyoruz işte. Mühteber Hanım, Mühteber Hanım. Siz nasılsınız? Görüşmeyeli. Allah sağlığınıza duacıyım Kalender Bey. Ben sizi bayağı iyi gördüm maşallah maşallah. Tövbe tövbe. İyi maşallah sayenizde. Sen nasılsın benim Dilan kızım? Görüşmeyeli de. İyiyimdir. Herkes herkesin iyi olduğunu öğrendiyse saadete gelebilir miyik acaba? Kardeşim acele neyin etmesene. Dur hele bir kahvelerimizi içek de sonra. He, bakalım damat bey bu testi geçebilecek mi? te. Ben de testleri geçmişim, bunu mu geçebileceğim amcacığım? Ya ana, isterseniz ben sizin tarafa geçeyim. Sonuçta joker elemanım. İki tarafta da oynayabilirim. Otur oğlum oturduğun yerde. Sen Şirin'in en büyük ağabeyin. Yok hani ben o takıma geçeyim dedim. Onlar azınlık ya. Ne olacağı belli olmadığından kalabalık gelmeyek dedik. Gene kapıdan olursak mahcup olmayak diye. Olur mu öyle şey canım? Olur mu? Adam haklı beyler. Dağılalım bence. Kız sen sussana yarım akıllı. Allah Allah. Ya mazi mazide kaldı. Unutalım o günleri. Ha. Kahvelerimiz bir an önce gelseydi de kazasız belasız atlasaydık şu fasa. Evet. İsterseniz kayfalar gelene kadar bir tur daha dönek. Barana. Daha da anasın inşallah. Allah'ıma Kur'an'ıma şimdilik bayılacağım ha. Enişte nerede kaldı bu kahveler? Geliyor, geliyor. Portakal Çiçeği. Evet. Portakal Çiçeği Festivali'nden bahsediyordunuz. Titretme bütün kayfeleri dökeceği şimdi ya. Ya ben çok emin olamadım. Ya ben bunu sanırım götüremeyeceğim. Acaba sen mi götürsen ya da sen? Bin. Yani ben götürürüm götürmesine de. Kızım şimdi benim başım bağlı ya. Hayır şimdi beni beğenirler, istemeye gelirler. Ayıp olur bu saatten sonra yakışık almaz. He vallahi hadi. Allah muhafaza şimdi güzelliğinle iki aşireti birbirine düşürürsün ne yaparsın? Aa, bunlardan hangisi Baran'ın kahvesiydi? Tuzlu olan hangisiydi? Vallahi unuttum ben. Baran'ınkine tükürüp işaret koyayım. Ya hayır. Sen Azgül, bak bu işte. Kulbür, diğer tarafa donuk olan. Ha. Ne? Ay inşallah karıştırmam ya. Kız Şirin, maazallah bak karıştırıp da yanlışlıkla bu kahveyi Kalentur babama verirsen eğer... ...sen bu sözü rüyanda bile göremezsin. Gerçekten mi? Sinir bak. He, sen onun minnoş görüntüsüne aldanma gerçekten. Allah. Kızı daha beteri stres sokmasın affet. Şirin bak bu akşamı kimse bozamayacak. Tamam mı? Hadi. İnşallah. Alışacağız Şirin'e. Sağ ayakla.
Seda attın yaşa. Ya yenge. Geri geri. Kırıtmadan yürü kızım. Kız kırıtmadan yürü dedim ya ben sana. Önce misafirler ha kızım. Ha, doğru. Geçti. Bunu mu geçirmeyeceğim? Benim güzel oğlum. Ellerine sağlık anne. Afiyet olsun anneciğim. Beğenmedin mi kahveyi? Harika olmuş. Hayatımda içtiğim en güzel kahvede diyebilirik. Ha, bitir o zaman. Geçtin mi? Bu imtihanı da geçtin bakalım maşallah. Geçtim deme. Geçtin dayıcığım, geçtin. Zaten sendeki bu azim olduktan sonra sana test, imtihan hiçbir şey olmaz. Bravo be. Vakit. Gelelim sebebi ziyaretimize değil mi Azat amca? Tabii. Gelelim. Kalender ağa, belli ki gençler görüşüp birbirlerini beğenmişler. Biz de Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınız Şirin'i oğlumuz Baran'a istiyoruz. Evet. Evet, anladım. Öyle mi? Tabi burada bize laf düşmez. Bizim bir büyüğümüz var. Kendisine bir sormamız lazım gerek. Ne dersin benim babam? Münasip midir? Benim için münasiptir. Hayırlı uğurlu olsun. Allah! Ne oluyor oğlum? Ya bir dur. Bir daha kızımıza danış ya. Bir sora bakalım onun gönlü var mıdır, yok mudur canım? Ne diyorsun benim kızım? Sence de münasip midir? Sen nasıl münasip görürsen babacığım. Kızım, son kararın mı? Dedim ya, nasıl uygun görürsen. Ne diyek o zaman? Adana güzel yermiş. Verdim gitti. Verdim gitti. Yürüme, yürüme. Allah'a kurban baba. Helal babamın eli. Koş, koş. Aferin sana, aferin. Aferin. Helal olsun sana lan, helal olsun. De haydi. De haydi. Anlaşayım. Gel bakalım. Dilo, yüzükleri ver. Yüzük mü? He. Bende değil ki. Nasıl bende değil? Kız kimde? Abla, sende yüzükler. Yok, bende dede. Ya Rabbi, nerede yüzükler? Merak etme Baran, yüzükleriniz burada. Melek ya. Benim babam, münasip görürsen bu defa da gençlerin sözlerini keser misin? Başım gözüm üstüne. Bismillah. Hayır.
Hadi haydi. De haydi bakalım, de haydi. Geçin, şöyle geçin. Efendim. Buyurun, buyurun. Baran, buyurun. Buyurun. Bu yüzükler ömür boyu huzurunuzun, mutluluğunuzun nişanesi olsun inşallah. Amin. Allah utandırmasın evlatlarım. Ver bakalım kızım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya ters mi yür? Allah Allah. Makas körleşmiş kes. Bak bak bak. Allah'ıma Kur'an'ıma kanını akıtırım o makasına. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı uğurlu olsun. Madem müzikleri taktık, de haydi eğlenceye o zaman. De haydi. Quick, cut! He? 1, 2, 3, 4! Ya böyle de ben hiç canım istemiyor, biliyor musun? Ya daha iyiydi. Ya çekil. Mehtap'ı alma ya. Ağam benimle oynayacak. Allah Allah. Gel lan şöyle kız babasıyla kız anası karşılıklı oynayalım. Gel çekilin. Ay basın benimle oynayacak, gel al. Ayşe bırak bunu. Evet, ben. Dünürümle oynarım ki ne? Şey dünürüm. Yakın öne geçecek. Şu korda oynayalım ha. Thank you.
Sonracım sıfır ya. Görüyorsun değil mi abi? Küçük şirinimiz kuş olup konaktan uçup gidecek. Ya nasıl bir şeydir bu ya? Zaman nasıl akıp gider ha? Sana ne oluyor lan? Allah Allah, daha dün bir bugün iki gören de şirini bu büyüttü zannedecek ha. Allah Allah Müslüm abi, ne alaka ya? Amca demek baba yarısı demek yani. Bu kadar kısa zamanda da olsa ben felaket şekilde ısındım şirin ha. Hayır onu bıraktım ben. Nasıl ayrılacağım ben ya şirinden? Abartma İskender, abartma. Şirin'in hiçbir yere gittiği yok. Kimsenin bir yere gittiği yok. Yeme oğlum. Oğlanlar gelmedi daha, bekle. Buyurun. Yapma. Çaylar geldi. Ver ver. Sağ olasın benim kızım. Al. Nerede bizim oğlanlar? Uyanamadılar mı hala? Onlar kalktılar babacığım. Birazdan gelirler. Siz isterseniz başlayın. Yok. Onlar gelmeden başlamam. De haydi söyle, çabuk olsunlar. Geldim benim babam, geldim. Geldik demek istiyor babacığım. Yettim benim babam, yettim. Gelin. Ve ben de geldim enişte. Bu. Baba, baba. Hoş geldiniz benim evlatlarım. Günaydın Baran. Duydunuz mu lan? Benim evlatlarım dedi. Bana evladım dedi. Duydum, duydum. Hadi gözün aydın dayı. Aman enişte. Günaydın. Pidelerimiz de geldi. Pidelerimiz mi? Ne pidesi o? Neli ki ne? Neli istiyorsun var ha? Patatesli var, peynirli var, kıymalı var. Kudüklü yok mu kudüklü? Yok. De haydi afiyet olsun. Buyurun. Heh. Buyurun. Ya abi. Heh. Ya benim sabahca gözüme uyku girmedi bilin mi? Senin bir şey konuşmam lazım. Konuş bakalım de, nedir derdin? Hazır kızları vermişken diyeyim, aradan beni de çıkarsan. Gelip beni destesinler bir ön, ha ne deyin? Ne? Kısala ne deyin sen? Önce bizim bir düğün telaşımız bitsin sonra. Ne düğünü lan? Öyle bir düğün o kadar kolay mı oluyor? Sizin daha kınağınız var, nişanınız var. Sizin biraz zamana ihtiyacınız var İnce Bin. Abo baba, böyle hengamelere hiç gerek yok bence. Direktman düğünü yapak olmaz mı? Bak, olmaz. Olmaz. İnce benim evlenmem lazım. Ben yeğeni halasından önce evlenmiş dedirtmem. Kendimi millete malamat edemem ya, kusura bakman. Abisinin daha evlenmediği yerde küçük bacısının evlendiği nerede görülmüş ya? Sıra benimdir. Önce benim düğünüm yapılacak. Allahu Ekber. Sana bir kız bulacağız da kızın seni kabullenmesi için yalvaracağız da sonra Türkmen hala evlenecek de sonra ben. Sen... Yok yok, ben de varım sırada. Dayı. Lan oğlum, ufacık boyunla her şeye karışma demedim mi sana? Sus bakayım. Lan oğlum ben hak ettim, ben o kadar beklemişim. Ben kaç yıldır bekleyeyim, haberin var mı senin? Asıl ben? Susun ya, susun. Bir konuşturun adamı. Kendi kendinize gelin güvey olmayın. Kimsenin evlendiği mevlendiği yok. Nasıl yok baba ya? Daha dün en yüzüklerimizi takmadın mı? Allah Allah. Yüzüğü taktık diye hemen evleneceğiz mi sandın? Sen önce git dıpış dıpış cezanı çek. Şöyle bir aklan, tertemiz ol. Buraya gel, ondan sonra sen istediğin düğünü yapabilirsin. Ne? Baba yapma ya. Evlenip böyle gireydim mahpusa. Olmaz. Ben şimdi sana hadi evlen desem, sen evlenebilecek misin? Resmi nikah kıyabilecek misin? Kıyamayacaksın. Peki ben kızım Şirin'i sana imam nikahıyla vereceğim mi? Vermeyeceğim. E o halde gidip cezanı çekeceğim. Ama baba... Babası maması yok. Bak benim oğlum. Ya gidersin kendi ayaklarınla tıpış tıpış teslim olursun ya da ben seni ihbar ederim. Artık karar senin. Su getirsene su. Soğuk su içer misin bana? İnanamıyorum ya. Allah'ıma Kur'an'ıma inanamıyorum. Ne oldu aşkım? Sen de benim gibi aynı sözlendiğimize mi inanamıyorsun? Yok gülüm yok. Babana inanamıyorum, babana. Şimdi de tutturmuş ya teslim olursun ya seni ihbar ederim diyor. Allah'ıma bu adamın canıma kastı var ha. Ne yapacaksın? Ne yapacağım? Gidip teslim olacağım. Başka çarem mi var? Ay ya çok ceza yersen? Merak etme sen. Ben o mahpusun damından kaçarım. Gene de seni bensiz bırakmam. Kaçmak yok, kaçmak yok. Sana bizim iyi bir avukat bulmamız lazım. Ben buldum o avukatı. Birazdan gidip görüşeceğim. Gözünü seveyim ne olur. Avukatla görüşmeden teslim olmak yok. Hele ki kaçmak hiç yok.
anlaştık. Tamam tamam, benim dünyamın çiçeği. Hadi aşkım hadi, sen git avukatla görüş. Biz de nasıl bir yol izleyeceğiz onu bakalım, tamam? Tamam. Hadi ben kaçtım. Kaçtın mı? Yok. Lafın gelişi öyle diyorum. Ben gidiyorum. Bir tane öpücük ver bana. Haber ver. Tamam. Kaçmak yok. Baran! He amca, ne oldu? He amca, ne oldu? Oğlum, asıl o soruyu benim sormam lazım sana yani. Bizim para ne oldu Baran? Ne parası ya? Oğlum, neyin ne parası yani? Muradın erime parası ya. Oğlum, abim sana şırını verdi. Bizim de bir emeğimiz var. Müsaade et de karşılığını alak artık Baran. Doğru diyorsun. Büyük emek var. Tabii koca adamı konağın kapısının dışına atmak zor iş, emek yani. Baran, onu yapmak zorundaydım ben yani. Abimle inatlaşsaydım daha beter olacaktı sonu. Ama bir sor bakalım amcana. Sonrasında ne yaptı bu amcam? Bir sor. Ne yaptın? Ne yaptın? Her şeyi de bana sor ya. Ne yapacağım oğlum? Sizi baş göz ettim lan. Allah Allah! Sen mi bizi baş göz ettin? Ben eremeke kendi bileğimin hakkıyla bütün yarışları kazanmışım. Oğlum bak tamam güzel. Yarışmalarda falan ben zaten orada amigoluk yaptım. Hep desteğindim senin. Onu biliyorum. Ama bir sor bakalım, o yarışmalara sen nasıl katıldın? Bir sor. O yarışmalara ben nasıl katıldım? Her şeyde bana sor Barrak. Allah Allah. Nasıl katılacaksın oğlum? Abimi ikna ettim, konuştum lan. Adam Nuh dedi, peygamber demedi. Gece gündüz demeden konuştum, ikna ettim adamı. De vallahi. Oğlum inanmıyorsan git Gülistan'a sor lan. Dilimde tüy bitti. Yani şu demeyeyim dedim de. Ben senin için abime res çektim lan. Yıllar sonra buldum, abime res çektim aslanım. Eğer dedim Barrak'a bir şans vermezsen dedim, biricik kardeşini bir daha göremezsin dedim lan. Resleştik adamla. O koca adam böyle ağzı el her yere tırıl tırıl titredi adam karşında yani. Tamam amcacığım, bilmiyordum kurban ya. Tamam, Allah razı olsun, sağ ol. Hayır, bilmiyor. En azından benim nasıl bir delikanlı olduğumu bil yani oğlum. Biz sözümüzün eriyiz yani. O sembolik olarak istedim o 20.000 lirayı da şu anda yani ver de o aradan çıksın. He, köpeğin olur lan. 20.000 lira ya. Hallederim ama bir avukatla görüşüp geleceğim, sonra halletsem olur. Olur tabii canım. Tamam. Hadi selametle. Hadi hadi, şey yapma, aslansın. Nereye oraya? Kapıya. Sen artık kapıyı kullanabiliyorsun değil mi? He, hamdolsun. Güzel oldu ya sana. Çok büyük amatörlük yaptık. 20 çok az dedik ya. Da olsun, kısa günün gari. Ne olacak? Oh, suda atladım ya. Kız! Asiye! Kız, anan seni Kadir gecesinde doğurmuş ya. Hayır, bizim gibi değil, soylu, asil bir aileyle akraba oldu. Lütfettiniz. He? Lütfettik. Vallahi senin kızını almakla biz lütfettik. Yoksa sen bizim gibi bir aileyle değil akraba, komşu bile olamazdın. Asıl biz lütfettik Mehteber ablacığım. Unutma ki Asya'nın Baran olacak kardeşin seninle Türk yazımın peşini bırakmadı. Hatırlatırım. Anam, karılar hakikaten siz dünür oldunuz değil mi ya? Ben o salak kardeşimi ikna edemedim ki ne? Mehteber abla ya. Hı. Sen bence ha bundan sonra benle iyi geçinmeye çalış. Çünkü eğer sen benim kafamı bozarsan... Ben daha bu sözü bozar, görürsün. Ha sen beni bununla mı tehdit ediyor? Ha? Ha sen için ben bunu yer miyim? Vallahi sen bilirsin. Biz bu sözü bozarsak kardeşinin ne hale geleceğini sen bizden iyi bilirsin. Oo, ana. He. Şimdi sen yani Asiye ana ne isterse onu yapacaksın yoksa mı yok? Yok, devenin balı babacığım. Bence büyük konuşma Mehteber abla. Mesela... mesela... Ha, mesela... Ha ben senin şu çok uzun zamandır bayıldığım broşunu isteyeceğim birazdan.
Sen de onu bağ, seva, seva vereceksin. Vermeyeceğim. Ya bu kaç para? Senin haberin var mı? He? Hiç yakıştıramadım sana Möhteber ablaya. Ne yani? Sen o biricik kardeşinin sevdiği kızın anasına bir süt hakkını çok mu görüyorsun? Vallahi Baran duysa çok üzülürdü. Hatta sadece kendi üzülmekle kalmaz. Sizi de bir hayli üzerdi. Gülmedi bir ablasının ellerini sıkıyor. Bir dakika yardım edeyim ya. Benim asas sinirlerim bozuldu ya. Sen bana bırak. Valla çok teşekkür ederim Möhteber abla ya. Hiç gerek yoktu. Asiye, sen var ya yılanın çıngıraklısısın valla. Kızım, dua etsin ağırlınca altın istemedim. Oh. Ay gerçi altın istemez ama şöyle bol köpüklü bir kahveye de hayır demem doğrusu. Hemen yapıyorum anneciğim. Hayır canım, sen otur yeni gelin. Bana kahveyi yeni dünürüm yapacak ellerüyle. Senin yeni gelinin yapacak. Aha, hemen. Hayır dedin. Otur. Möhteber yapacak. Bela yapacak. Möhteber yapacak. Bela yapacak. Möhteber yapacak. Ben de günah çekti ha. Apar topar. Aman be kızım, dur bir anlarsın şimdi niye olduğunu. Bunun için miydi yani? Kızım. Ya Dilan Hanım, beni bir dinlesene. Vallahi benim bir suçum yok ya. Abartma be kızım. Ne olmuş ki eve gelmediyse? Adamın işi vardı, çalışıyordu adam. O nasıl bir iş ya? Nasıl bir iş o? Kaç kere onu aradım ben. Senin haberin var mı Gülistan abla? Bir kere bile dönmedi bana. Kızım bu adam sanatçı, sanatçı. Sen biliyor musun sanatçı ne demek? Ben anlatayım sana. Sanatçı demek altın malı demek. Sen Ferhat'ı sabah evden uğurlarken güle güle elinkisi, akşam eve dönünce de hoş geldin benimkisi diyeceksin be kızım. O ne demek ya? Yani diyorum ki adam akşam eve dönünce senin malın be kızım diyorum. Ha, tabii doğru diyorsun sen de. Şimdi bütün gün dışarıda istediğini yapsın, sonra dönüp dolaşıp eve gelsin değil mi? Yok ya! Ya Dilan Hanım niye bana inanmıyorsun? Vallahi ben bir şey yapmadım ya. Dilan, bana bak kızım. Sen daha en baştan böyle sorun çıkarırsan bu adam çalışamaz kızım. Böyle yapmayacaksın. Bu adamın işi dışarıda, gece çalışır bu adam. Sorun etmeyeceksin. Önce güvenmeyi öğreneceksin be kızım. Evet Dilan Hanım, bak benim gözüm zaten senden başkasını görür mü hiç? Ya hem ben niye çalışıyorum bu geceleri bu saate kadar biliyor musun? Sırf bizi rahat ettirmek için. Yani bir an önce evlenelim diye. Affettin mi beni? Tamam. Hı. Ama bir daha beni habersiz bırakmayacağım. Tamam aşkım, tamam. Gel buraya. Hop hop hop! Kopar kendini kızdan, kopar kendini kızdan! Bu ne ya? Daha taksitlerin falan bitmedi böyle sarmaş dolaş falan. Ne bu samimiyet? Ne taksidi İskender abi ya? Ferhat artık senin sanatçın değil mi? Sanatçım? Ha şey... İyi madem o zaman şey yaparız biz. Feryat'ın programlarından ben o taksitleri onların içinden şey yaparım o zaman. İyi tamam. İyi sarıl lan abi. Sarıl sarıl sarıl. Ne oldu İskender abi? İş falan mı geldi? İşmiş yok. Ama neden yok? Bir sor bakalım. Neden iş yok Feryat Efendi? Nedenmiş? Bak senden daha meraklı ya. Kasedi yok.
Feryat'ın kaseti yok. Eğer Feryat'ın kaseti olsa ben çok daha rahat pazarlayacağım bunu ama yok. E sen menajer değil misin? Yap bir kaset gitsin işte, ne olmuş? Ya bizim camiadan haberiniz yok ya. Ne alaka, ben menajerim tamam. Ama kaseti menajer yapmaz, yapımcı yapar. Yapımcı da sanatçının bütün haklarının sahibidir. Budur olay. Nereden bulacağız peki abi yapımcıyı? Ha, ben de şurada bir yere getirdim, vardı. Öyle yapmışım bulunur ya. Dillan. Ne? Sen bu çocuğun sahibi olmak istiyor musun? He. Heyse, al sağ fırsat, hadi bakalım. Bas parayı, al Feryat'ı. Vallahi mı? Vallahi da billahi de. Bir dakika ya, nasıl yani? Şimdi ben Ferhat'ın yapımcısı olunca sahibi de mi olacağım yani? Evet, kesinlikle, tabii. Ya abi ne diyorsunuz, saçmalamayın. Ne sahibi ne yapımcısı? Dilan şimdi benim patronum mu olacak? Patron olacak tabii. Niye kocundun Feryat? Oğlum zaten evleneceğim diyorsun. Evlendiğin zaman otomatikman zaten senin patronun oluyor lan. Ya biz erkekler kadınların marabası değil miyiz oğlum? Kadınların marabasıyız biz ya. Allah Allah İskender. Benim bundan niye haberim yok? Şu anda bulandırma ortalığı Güllü istersen. Kızım lafı dolandırmayın. Sen bunu yapımcısı oluyor mu olmuyor mu? Bana net bir şey söyle hemen. Eh yani mecbur olacağız. Eh sahibi olacağım diye değil tabii ki yani. Maksat destek olsun değil mi aşkım? Kaç para lazım? Yani 50 bin ama taksit şeyini... Ne taksit canım? Taksitle mi uğraşacağım ben? Yarım saate bankadan çeker getiririm. Ya vallahi sana da bu yakışır kız. Kız dedim, Dilan Hanımefendi. Gerçekten size de bu yakışır yani. Mükemmelsiniz ya. Tamam tamam. O zaman ben şimdi gideyim bankadan. Halledip geleyim, tamam? Görüşürüz Feryat'cığım. Oh. Az mis gibi döptü ya. Buyurun. Saygılar. Açılmıyor bu. Sıkıştı herhalde. Gidin. Dilan Hanım, kendinize iyi bakın, Allah'a emanet. Nasıl mükemmel bir insan ya, vallahi nasıl mükemmel kız. Kız diyorum hanımefendi, gerçekten yani. Tek bir lafımla hemen 50 bini şak dedi attı yani. Maşallah ya. Ama İskender abi bu hiç iyi olmadı, biliyorsun değil mi? Oğlum Feryat, saçma sapan konuşma ya. Böyle bir kız... Kız diyorum, tövbe tövbe, böyle bir hanımefendi bulmuşum, sen neyin peşindesin? Vallahi bu seni bırakırsa sokaklarda böyle melersin, melete seni diye böyle peşinde gezersin ya. Bu fırsatı kaçırma, kendine gel. Abi geçen gün ayrıl diyordun. Oğlum ben ayrıldı. Ayır dedim, ayır. Bu hanımefendiyi diğer kızlardan ayır dedim. O bir hanımefendi ya. Millet nasıl şanslı arkadaş ya? Nasıl kızlar denk geliyor millete ya? Ne oldu İskender? Bakayım bütün gallancı zengin kacılara heveslidir oldun. Bana bak, ayağını denk al, seni doğduğuna pişman ederim ha. Gülistan çık fesatlık modunda, ne alaka ya? Benden geçmiş artık. Ben gençten önü açılsın maksat, o yüzden şey yaptım. Haa İskender ha. Şimdi 50 bin güzel tamam. Ama işte 50 bin asla yetmez, çok büyük planlar var yani. Güzel bir kapak, caf caflı güzel bir kapak için 50 bin güzel para. Devam gelecek inşallah. Entrikeltim. Kız bak, bu analarımızın ne arkasından gidilir ne önünden gelinir anam. Bunlar var ya, az önce birbirlerine saçını başını yoluyorlar. Şimdi oturmuş hiçbir şey olmamış gibi kahve içiyorlar maşallah. Kız affet. He ana. Oradaki kirteyeceğinize kahvenin yanına tulumba, kumarya falan getirin ya. Ben getiririm anneciğim. Getir. Aman eksik kalma, kılmış. Karılar! Kalkın kalkın, seferberlik ilan edildi. Ne oldu? Savaş mı çıktı yine? Yok, savaş çıkmadı. Emme Müsellim abim evlenemezse her an savaş çıkartabilirim. Tövbe bismillah. Hele bir sakin dur da ne olayı başından bir anlat Türkmen abla. Müsellim abim şart koştu. Kendi evlenmeden beni evermeyecekmiş. Onun için ona birini bulmamız lazım gelir. Ya Türkmen abla, Müsellim abime kim varır ki? Ya doğru değil emme. Onun gibi böyle aklı gedik, yarım akıllı bir kalık bulmamız lazım gelir. Yani ben şimdi düşündüm de... ya bizim sülalede hiç öyle aklı gedik kimse de yok ki. Yani bizim sülale belli sonuçta. He?
Olan sülaleni görmezsek inanacağız. Tabii Asiye. Ay aşk olsun Mühteber abla. Ne varmış ki bizim sülalede? Ya karılar lütfen biraz anlayışlı olalım ya. Seferberlik diyeyim ben, acil durum diyeyim. Neden birbirinize laf sokuyorsunuz? Çok ayıp. Bakın şimdi. Herkes tüm imkanlarını seferber edecek ve abime bir karı bulacağız. Ayşe, sen Arap Yarımadası'ndan sorumlusun. Mühteber, sen de Güneydoğu Anadolu'dan sorumlusun. Asiye, sen de Karadeniz'den sorumlusun. Sen... Ben de İspanya'ya bakayım mı Türkmen Allah? Evet, senin de Endülüs'e kadar yolun var. Elimizi korkak alıştırmayalım. Nereden kimin çıkacağı hiç belli olmaz. Belki oralarda da bir kalık vardır, öyle değil mi? Ya Türkmen abla, o iş öyle ha deyince olur mu? Hem kalık olacak, hem kafa gidik olacak. Gerçi kafa gidik olmasa niye kalık olsun de? O ne demek Eli Ayşe? Yani bir insanın kalık olması için illakine kafasının da gedik mi olması gerekiyor? Bazı insanlar için yalnızlık bilinçli bir tercihtir cahillar. He. Ben onu anladım Türkmen abla zaten. Sen ondan sebep ha böyle eteklerin tutuşmuş gibi Müsellim abimi evlendirmeye çalışıyorsun değil mi? Yok. Ondan sebep değil Asiye. Eğer ki Müsellim abim evlenemezse sizin etekleriniz tutuşacak da ondan. Neden biliyor musunuz? Çünkü o zaman gerçek bir görümce nasıl olunacakmış, ben size onu göstereceğim. Hepinize gök söktüreceğim, gök! Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. İyi. O zaman şimdi bana orta şekerli sade bir Türk kayfesi getirin. Ben ne yapayım halacığım? Aklıma. Aklıma her şeyi atıyor ya. Şapırdatma. Buyurun. Kime baktıydınız? Kalender Ağa'ya. Kalender Ağa'ya mı? Siz kimsiniz? Ben Boran Dolan. Boran Dolan mı? He, Boran Dolan. Şimdi sana dolanmamı istemiyorsan git bana ağanı çağır. Dünürün geldi de. Hayrola Boran Ağa, hayırdır? Ne var yine? Boran Ağa değil, Boran Ağa değil. Dünürün Boran Ağa diyeceksen. Allah Allah, biz senden ne zamandan beri dünür oluyoruz ki ne? Bacımı ikinci kez kaçırdığınızdan beri. Ben ortada kaçırılmış bir bacı falan göremiyorum. He, göremezsiniz çünkü. Kaçırıp iadeli taatlı kargo gibi geri gönderiyorsunuz. Kerkebez oldum, yemin ediyorum. Ne diyor kızım sen? Allah Allah, bana bak Boran Ağa. Bizim konağın kalık kontenjanı dolu biliyor musun? Sen haydi başka kapıya, başka kapıya. Kalender Ağa, şu işi iki medeni insan gibi çözek istiyorsan ha? Gene mi lan? Gene mi silah? Ya gerçekten çok medeni ya. Kes lan! Sen hiç konuşma. Önce bacımı kaçırıp sonra karşıma geçip pişmiş kelle gibi sırıtma. Ben doğru mu duyuyorum Müsellim? He, doğru duyuyorsun benim abim. İskender kardeşimin yardımıyla önce Elzem'i kaçırdım ben. Daha sonra da gerisin geriye yolladım. Ne ettin, ne ettin? Ya daha doğrusu ben değil, babamın zoruyla İskender yolladı. Abbo, benim babam da mı bu işin içinde? Abba, kafamı hangi taşlara vurayım? Benim halim ne olacak yine? Kalender Ağa, şimdi bizi içeri buyur edeceksin herhal. Geç içeri, eşek çıpası seni. Yürü. Ya baba, kulağımı kopartacaksın ya. Sus sen. Ana kurtar beni. Ne oluyor kan ha? Çocuğun kulaklarını karabasına çevireceksin, ne yapacaksın? Senin bu oğlun var ya Nazgül, senin bu oğlun çok oldu senin. Bu oğlun senin çok oldu bu. E yine ne yaptı Turudi? Ana vallahi bir şey yapmadım ya. Sus, yalan konuşma, vallahi çarpılacaksın. Hiç olmadı ben çarpacağım zaten. Kan.
Çocuklarımızın sağlıklı birer birey olmaları için onları her zaman doğru iletişim yöntemiyle yetiştirmeliyiz. Tamam işte, ben de en eski iletişim yöntemini kullanacağım. Tarihin en eski iletişimini. Vii, hele kan doğrudur ha. Gel bakayım benim Turidi oğlum. Söyle, baban niye kızdırdı sen? Ha, niye karşı çıktı? Ya niye olacak? Selin küçük beyefendini tutturdu, evleneceğim de evleneceğim diye. Aoo, doğru duyuyorum lacım mi? He karıcığım, he doğru duyuyorsun. Evlenecekmiş küçük beyefendi. Bir daha utanmadan sıralara falan giriyor. Baba ya, senin yüzünden kendimi ifade edemeyen, iletişime kapalı bir çocuk olacağım. Bir izin ver de annemle konuşacağım. Evet kar, izin ver de çocuk anasıyla konuşsun. Bak, demin ne kadar da güzel laflar etti. Aha, işte aynen böyle. İşte aynen böyle sen bu çocuğa yüz veriyorsun, bu çocuk da tepemize çıkıyor. Ondan sonra dede, amca demeden saygısız konuşuyor. Ulan evleneceğim ne demek? Şişt! Ah! Kime çektiyse bu da artık saçlar kıvırcık değil ama. Artık kime çektiyse. Allah Allah. Gel benim aslan kırtıgı oğlum. Demek sen evlenmek istiyorsun he mi? He! Ay ben seni tipine. Uy benim oğlum, biz de sana anlı şanlı bir düğün yaparız, heh. De valla. He valla. Nazgül, çocukla çocuk mu oluyor, ne diyorsun kızım? Diyorum ki, bozukların şanına yaraşır bir sünnet düğünü yaparız cimmiye. Ne? Sünnet düğünü mü? He, sünnet düğünü. Sünnet düğünü olmadan öbür düğün olmaz. Bana ne ya, ben sünnet olmam. Allah Allah, benim oğlum. Buralarda sünnet olmamış adama kız verirler mi? Verdiler mi, vermezler. Kimse mi vermez? Ayo. Bir kişi bile mi? Ayo. Yalan söylüyorsunuz işte. Ben kestireyim diye diyorsunuz. Bana ne, kestirmeyeceğim işte. Kestirmeyeceğim. Tamam oğlum, sen bilirsin. Madem kestirmeyeceksin, evlenme işini de unut o zaman. Ben de giderken Rusya'dan kız isterim o zaman. Vee! Vallahi ben kopartırım seni Cemil. Kime çektiyse artık babası kılık ecnebi düşkünü parçmalamaz olası. Gel buraya. Gel. Aferin benim oğluma be. Aferin benim oğluma. Bu olmaz. Yok. Bunun kızı da kocaya kaçtıydı. Bu da olmaz. Ha, bunun kızı da ikinci tur bindirdiydi. Bu da olmaz. Türkmenciğim, sen ne yapıyorsun orada? Hiç. Rehberden karı bakayım. Kız altın rehber mi kaldı be? Herkes artık internetten tanışıp anlaşıyor. Yok yok, olmaz olmaz. En güzel altın rehber. Çeyizimle çıkardım ben. Kız. Kamila bacı, baksana aklıma ne geldi. Acaba deyip tanımadığımız numaraları da mı arasak? Belki karşımıza bir kalık neyin çıkar? Ya rehberle ne olacak iş mi ya? Yani etrafa haber saldı. Birkaç güne haber çıkar elbet. Hem niye acele ediyorsun ki Türkmen abla? Daha çok vaktin vardır. Nasıl olsa Şirin Baran'la hemen evlenmeyecek. Ya Baran'ın durumu bir belli olsa da Murat'ları erseler bir an önce. Gerçekten çok istiyorum. Murat'ı ermek öyle kolay iş değildir yeni gelin. Bakalım o Baran bizim oranın adetlerinin altından kalkabilecek mi? Benim kardeşim ne yarışlar ne sınavlar kazandı. Sizin mi hakkınızdan gelemeyecek? Vallahi isterse olimpiyatları kazansın Mühteber abla. Yeni damatlık öyle kolay iş değildir. Yeni damatlık mı? Yani yeni gelinlik gibi mi? He canım, aynen öyle. Hatta daha bile zor. Allah Allah! Ne yapıyormuş ki bu yeni damatkine? Şöyle Mühteber ablacığım. Herkeslerden sonra o yatar. Herkeşlerden önce o kalkar. Ha, aynı benim gibi. Saçmalama Asiye. Ya sen yeni damatlık diye yeni gelinlikten bahsediyorsun. Hay benim kardeşim. Niye erken kalksın ki ne? Sabah namazı için. Sabah abdest suyumu getirecek. Ha. Sen ne vakit namaz kılmaya başladın Asiye? Sana Mühteber abla. Sen benim kardeşimi kendi akrabalarınla karıştırıyorsun Asiye. Benim kardeşim Ağa. Ha niye sana hizmet etsin ki ne? Ağa da olsa damat değil midir?
Hem dur, daha bitmedi. Evlendiklerinin ilk bir yılı ben onlarla birlikte yaşayacağım. Damadı test etmek için. Ne? Bir yıl mı? Ya sen ne diyorsun Asiye? Sen benim kardeşimi iç güveysi mi alacaksın ki ne? Kız Asiye seni hakikaten saçmalıyın ama. Şurada işim var diye ses etmeyeyim emme. Suyunu çıkardın. Vallahi kendileri bilir Türkmen abla. Bizim adetlerimiz ha böyle dur. Ha bize uymaz derlerse buyursunlar sözü bozsunlar. Ya sen beni niye sürekli tehdit ediyorsun ki Asiye? Bak sabrım taşıyor ha. Allah Allah. Sabrın taşsa ne olacak ki Mühteber abla? Sen bir didişmelere doyamadın mı Asiye? Ben sana şimdi gösteririm ha kim didişmelere doyamamış Mühteber abla. Yeni damat demek Asiye. Ha öyle. Beğenemedin mi? Senin saçın bulak. Karılar! Oy! Kardeşlerim birbirimizi kırmayalım, üzmeyelim, kardeş olalım. Alo, yeter ya, ayıp ya. Lütfen biraz naif olun. Hayır ben ne diyeyim, siz ne yapıyorsunuz ya? Bakın, sizle son kez insan gibi konuşayım. Müsellim abim evlenene kadar kavga etmenizi yasaklayayım. Eğer ki birbirinize yan gözle baktığınızı koruyayım, o zaman kavga nasıl edinilirmiş ben size göstertirim ha. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. İyi. O vakit şimdi bana orta şekeri sade bir Türk kahvesi yapın da getirin. Ben yapayım. Yok yavrum. Otur sen zahmet etme çocuğum. Türkmençiyim hep ben yaparım. Oturun siz de karılar. Alo. Kalık musunuz? Yani evde kalmış. Kapat. Tamam sensin o. Terbiyesiz. Bu kadar da ağır küfür edilmez ki ya. Yani ne diyeceksiniz? Bu işe bir çözüm bulacaksınız herhal. Bak şimdi Boran'a. Benim kardeşim Müsellim bir müsellimlik edip senin bacın Ezzem'i kaçırmış. Öyle anlıyorum. Bu durumda yapılması gereken şey belli. Neymiş ki o? Ne olacak? Tez vakitte seninle Elzem'in evlenmesi münasip düşer. Ne? Hayatta olmaz. Müsellim delirtme beni. Madem istemiyordun, spor olsun diye mi kaçırdın sen bu kızı? Ya tamam, önce istiyordum. Ama artık istemiyorum, anladın? Müsellim, babam haklı, dengesiz. Dengesiz değilim desem, inanacaksınız mı peki? Müsellim senin derdin ne oğlum? Derdin ne? Ya ben bu kızı başta istiyordum tamam. Ama daha sonra öğrendim ki bunun bende gönlü yokmuş. Beni istemeyen kızı kendime zorla karı alacak kadar delirmedim ben ya. Yeter artık be. Hanginiz alıyorsanız alın. Ama bu kızı illaki bir bozok alacak. İşte o kadar. Ondan sonrası sizin ailevi meselenizdir. Senin de yerin burası. Hadi yürüyün lan, gidiyoruz. Hanginiz alacaksanız derken... Şimdi Kaan o... Hazar... Olma... Yok Kaan... Korkut babam. Müsellim. Ha. Hadi yürü. Düş önüme. Nereye? Yok. Müsellim yürü. Sen burada otur kızım. Ha? Yürü. Nereye? Çabuk. Ne yürü yukarı konağa. Ha? Yürü konuşmamız lazım gerek. Senin bu kızı alman gerek. Yürü.
babam gitti. Aa, İskender. Oradaki Elzem Gacı değil midir be ya? Fakat o, ne işi var onun orada? Ben bunu postaladıydım. Niye geri gel? Ulan üstüme kaldı ha benim. Kesin bu. Pardon? Üstüme kaldı derken? Ulan ben bunu kaçırdıydım ya. Ne? İskender, ağzından çıkanı kulağı duyar mı senin? Kızım ne var ya, manyak? Öyle ben kendime kaçırmadım. Müsellim abi için kaçırdım ya bunu. Ha. Ha, kız istemedi diye geri postaladıydık. Bir daha geri gelmiş bu ne? Adresimi yanlış yazdım ben ona ya. Aman be İskender, saçmalama. Hadi yürü de gacının yanına gidelim hadi. Ben niye geliyorum anlamadım ki. Gel İskender işte be. Bu ne ya? Ya kalmış orada. Üstüne mi oturayım Gülistan? Ay İskender ya dur. Elzem Kacı, hoş gelmişsin. Ne ararsın sen burada be? Hiç. Oturuyorum işte. Ha, biz de Guluşka'ya oturdun sandık. İskender ya sırası mı şimdi? Belli ki kızın bir derdi var, ne gidersin üstüne? Ya Gülistan ne derdi olacak ya? Onun koca bulmaktan başka ne derdi olabilir ki yani? Ama öyle. İş yere girmeye sıcağı. Sen öyle san. Abim getirdi beni buraya, sepet gibi bıraktı. Kalluk gibi kaldım ortada. Yardım edin, yardım edin. Kalluk kaldım, kalluk kaldım. Kim alacak şimdi beni? Bakın, 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 bakın. Yazıktır be ya. Şunun halini bak. Ağlayıp durur çardakta. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Olacak işte. Olacak şeyler. İnanamıyorum. He vallahi. Olacak şey değil. Doğru söylüyorum benim abim ya. Sen kızı tut kolundan konağa getir. Pii. Ben onu mu diyeyim oğlum? Sende hiç akıl fikir yok mu? İnsan spor salonundan nasıl mı kaçırır? Allah Allah. Siz de taka taka buna taktınız ya. Ya söz veriyorum bir dahakine spor salonundan değil müzede kaçıracağım. Bak hala maytap geçiyorsun. Şu kızın haline bak. Yazıktır, müsellim, günahtır. Ya sen bana niye kızıyorsun ki benim abim? Kızı kolundan tutup enik gibi kapıya getiren abisi. Abisi de keyfinden getirip koydu kızı kapıya. Sonra konağın içine, öyle mi? Müsellim, bak beni sinirlendirme. Elimden bir kaza çıkacak Allah'ıma kitabıma. Ya müsellim. Galender, o çardakta oturan dolanların galuğu Elzem mi yoksa babam öyle geliyor? He benim babam, da kendi. E ne olmuşsa geri gelmiş? Dolanlar olmuş da benim babam. Benim havarım ancak oluyor maşallah. Ayrıca ana sana da teessüf ederim benim babam. Niye ki ne? Bu adamı kız kaçırmaya azmettirdiğin için. Ya o konu kapandıydı, biz kızı gerisin geriye gönderdiydik. Lan dengesiz, yoksa kızı gene mi kaçırdın? O kaçırmadı. Ağası tuttu geri getirdi. Ne? Evet, bundan böyle artık bu kız sizin diyor. Gereğini yerine getirin diyor. Ha, madem abisi öyle diyor, bize de münasip olanı yapmak düşüyor. Ben de öyle diyorum benim babam. Ama senin bu dengesiz oğlun, ben bu kızı istemem de istemem diyor. Lan oğlum hani sen bu kıza aşıktın, hani sen bu kızı deliler gibi seviyordun. İki güne ne oldu da vazgeçtin lan? Bak oğlum hazır kız ayağına kadar da gelmiş. Ya geldiyse kendi rızasıyla mı gelmiş? Bir sor bakalım. Abisinin korkusuyla, tehditle geldiğini biliyorum ben onun ya. Lan öyle ya da böyle. Benim oğlum sen Hatice'ye değil Netice'ye bakacaksın benim oğlum. Ya ben de öyle yapıyorum zaten. Neticede bu kız beni sevmiyor, istemiyor. Beni istemeyeni ben hiç istemem. Bana bak müsellim. Madem bir halt ettin, neticesine katlanacaksın. Bu Elzem denilen kızı alacaksın. Almayacağım. Alacaksın. Almayacağım. Alacağım. Almayacağım. Alacağım. Almayacağım. İster hırla, istersen ısır. Almayacağım dedim mi? Almayacağım. Bak karate biliyorum, vallahi kötü olur ha. Sakın. Bak gel. Bak bak,
Türkmencim. Bu nasıl bu? Ay fıstık gibi karı vallahi ha. Ha o zaman bunu geçelim. Ya niye geçeyim kız? Bir layık ataydık. Hiç olmadı bir masaj yaz. Türkmencim akıl var, mantık var. Bu kız müsellimi ne yapsın? He doğru diyorsun kız, ne yapsın? Ama o zaman niye gösterip sen beni heveslendireyim ya? Nerede o Cemil? He? Deyin bana nerede o? Ne oldu kız Nazgül? Ne diye bağırıyorsun ki? Bağırıyorum çünkü senin o torunun olacak turu değil mi? Hani delirtti. Nazgül vallahi biz görmedik, duymadık, bilmiyoruz. Ha öyle mi? Demek bilmiyorsunuz. Vah vah. He annesi. O şimdi büyüdü ya. Bil şimdi askere neyin getmiştir ha. Aa babaannesi hiç öyle şey olur. Sünnet olmayan hiç askere alırlar. Aa Nazgül haklısın kız. Senin cimmi sünnet olmamıştı değil mi? Aa yo yengesi olmadı ama yakında olacak. Bunu herkesler bilsin. Duyanlar duymayanlara anlatsın. Bakın sizi kimi getirdi? Vii kız Ezem abla senin burada ne işin vardır? Hayırlı günler. Aa kız sen yine kaçırıldın yoksam yok. Yok az gülüm kaçırmamışlar. Yazık gacıyı bohça gibi kapının önüne bırakıp gitmişler. Ezem abla senin kuş uçtu. Biz de Baran'la Şirin sözledik. Kız yok. Abim beni Baran için değil Müsellim için getirdi. Ne? Ne diyorsun kız sen? Müsellim abim için mi getirdi? Kız bak emin misin? Son kararın mı? Ya he. Deli Müsellim için getirdi beni. E senin abin de mi delirdi? Yok. Hani Müsellim beni kaçırdı sonra geri iade etti ya. İşte o yüzden. Aa yok Ezem abla seni kaçıran Müsellim değildi ha. O Baran var ya yakışıklı olan kret oydu. Kız ilk önce Baran kaçırdı sonra iade etti. Sonra Müsellim kaçırdı o da iade etti. Sonra abim beni iadesiz iade etti. İşte işin özü budur bacılar. Vallahi ben hiçbir şey anlamadım. Türkmen abla. Yerde aradığın sana gökten zembille iade edildi kız. Ay gelinim gelmiş. Şaka kız Şeyla. Ana. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. Geç otur Şeyla, ayakta kalma, yorulma, aç mısın? İyi. Gelin derken? Müsellim abimle sen edeyim yani. O iş o kadar kolay değil. Hem Müsellim artık beni istemiyormuş. Beni istemeyen bir deliyi ben dünden istemiyorum. Emin misin? He, eminim. Hem de son karar. Baran. Neredesin? Baran. Ne oldu? Telefonda sesin çok kötü geliyordu. Ne oldu? Avukat bir şey mi söyledi? Tamam, tamam. Sakin ol. İyi misin sen? Değilim gülüm, değilim. İyi mi, iyi değilim. Yani mental olarak ha. Yoksa niyetimden şüphen olmaz. Yok ki şüphem. Hem ne oldu ya? Biz artık sözlü değil miyiz? Neden burada böyle kaçak göçek buluşuyoruz? Sessiz ol. Bugün bu işi çözeceğiz. Kaçıp gideceğiz buradan. Ya Baran, senin kaset yine geri sardı galiba. Ya ne kaçması? Ya keşke kaset olsa keşke. Takarız kalemi deliğe, sararız ileri, olur biter. Bu işin oluru yok. Baran anlamıyorum seni şu an. Benim anlayabileceğim dilden anlatır mısın? Anlatayım sevdiğim. Avukatla görüştüm. Adam diyor ki dava zor, hiç umut yok diyor. Nasıl ya? Nasıl umut yok, nasıl zor? İlla ki bir çözüm bulunur Baran. He, çözüm var zaten. Bizim için tek çözüm kaçmak. Pıllı pırtı toplayacak, kaçıyoruz buradan. Ben hiçbir yere gelemem Baran. Seni de göndermem. Sen beni sevmiyorsun mu gülüm? İstemiyorsun mu beni? Ya sen ne diyorsun? Ben seni her şeyden daha çok seviyorum. Ama bu hatayı bir daha yapmamalıyız. Ya hem bak babamı ikna etmişken, herkesin gönlünü yapmışken. Herkesin gönlünü alan Şirin, bir tek Baran'ın gönlünü kırıyor öyle mi? Baran, aşkım.
Ya biz senin ne çok badireler atlattık, ne çok sınandık. Ama bak aşkımız her şeyin üstesinden gelmedi mi? Ya bize karşı duran kim varsa hepsini ikna ettik Baran. Ettik değil mi Gülüm? Biz imkansızı başardık seninle. Ya düşünsene, babam artık sana oğlu gözüyle bakıyor. Beni sana emanet edecek kadar güveniyor. Sen bu emanete hıyanet edebilecek misin? Beni öylece kolumdan tutup götürebilecek misin Baran? Oh. Neydim ben Gülüm? Sen söyle bana neydim ben? Ya Rab, sen beni nasıl bir sınavdan geçiriyorsun kurban olduğum? Bak, bütün aile arkamızda artık. En önemlisi de babam arkamızda. Babam senin ömrünün hapishanelerde çürümesine izin vermez. Asla izin vermez. Hadi artık bozma moralini. Gel girelim içeri. İçeri girek. Ben zaten içeri gireceğim Gülüm. Bırak bari son günlerimi dışarıda özgürce geçireyim. Baran abartma istersen. Bak iyice arabeske bağladın ya. Tamam sen geç şirin üşüme. Bak gidiyorum ha. Git. Gülbü. Ya şunu yapacaksın şunu. Tövbe yarabbim tövbe. Kızım git. Sakın bir delilik yapayım deme tamam mı? Gidiyorum ben. Yok, böyle olmayacak. Benim buna bir çözüm yolu bulmam lazım. Yiyeceğin. Ya Nazgül şu karıya bir şey söyle ha. Ya zorla güzellik olur mu? Evet. Güzellik zorla olmaz. Ya kız ben sana bir şey diyeceğim. Sen hiç aynanın karşısına geçip kendine bir baktın mı? Kendi kendine konuştun mu acaba ben niye kalıyorum diye sordun mu kendine? Kalitesine de yangına körükle gidiyorsun ne yapıyorsun? Kınayan kınamı yaksın inşallah. Hem nefesinizi boşuna tüketmeyin. O Dino benim nerem beğenmemiş de istemiyormuş. Kız Erik seni beğenmese hiç kaçırır adam. Demişsin ki benim gönlüm başkasında ha. Ne yapsın? O da gurur yapmış. Evet. Benim abim çok duygusal, aynı zamanda çok gururlu bir kişiliktir. Mağrur, ahırlı, kendisi çok zeki, yakışıklı, bilim adamı. Kız çeyiz paketi gibi adamda ne ararsan var. Yok yok yani daha ne istiyorsun sen ya? Kız, Türkmen abla sen pazarlamacı mı olsan ne yapsan ha? Bozuk mallar da güzel kakalıyorsun ha. Aa, kız. Müsellim amca kaymak gibi adamdır. Sen yeter ki bal olmasını bil. Çerez çekilesice. Farş malama tolası. Yılanlar sokasıca. Hıştı gelesi. Marş malama tolasıca. Yeter be. Ya Nazgül ne balı ne kaymağı. Ya bunları sürecek ekmek lazım diyorum sana ya. Kız sen var ya Müsellim abimi hiç tanıyamamışsın ha. Onun o koca yüreğine hiç görememişsin. Peki ben sana bir soru soracağım şimdi. Hangi erkek ayağına gelen kadını reddeder? Ha? Üstelik sevdiği halde, aşık olduğu halde hangi erkek bağrına taş basar da o karıyı reddeder? Bak şimdi sen var ya, sen sevdiğin adamınla evlen diye abim seni reddetti biliyor musun? Ya kaç tane böyle erkek çıkar karşıya? Bir düşündün mü sen hiç acaba? Ne yani şimdi Müsellim beni benim için mi reddetti diyorsun? Ha? Şunu bileydin yani. Ama yok olsun. Kalbim kırıldı bir kere. Ya gururum incildi, reddedildim ben. Ama yine de Müsellim gelir de bir çay içebilir miyiz derse belki ona bir şans verebilirim. Yani paravanı açabilirim. Aramızdaki elektrik de tutarsa yani bakarız. Benim de adım Türkmenzi. Ben de size bu çayı içiririm arkadaş. İçmeyeceğim. İçeceğim. İçmeyeceğim. İçeceğim. İçmeyeceğim ya. Hem çay bana çarpıntı yapıyor. Ya ne var alt tarafı çay içeceğin ya. Sanki siyanür mü içirmeye çalışıyoruz? İçeceğin dedim. İçmeyeceğim. Benim değil mi? İçmeyeceğim. Kuruyup gitsem de içmeyeceğim. Zaten senin yüzünden ben kuruyup gideceğim bu evde kurtaracağım ya. Bak senin yüzünden evde kalmış karı kurusuna döneceğim ben içeceğim. Niye sinirleniyorsun benim bacım ya? Bunca sene bekledin zaten. Birkaç ay olmadı birkaç sene daha bekleyiver. Sen
beni delirtmeye mi çalışıyorsun lan? Sen benimle mayıs tapu geçiyorsun lan! Sen benim aklımla mı oynamaya çalışıyorsun? Ne yapıyorsun lan sen? Ha? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Bana bak, benim sakin olmam lazım. İçeceğin. İçmeyeceğim. Çatlayıp patlasan da içeceğin. Ya içmeyeceğim ya, içmeyeceğim. Bilerek yapayım değil mi? Ben bu evde kurtlanayım diye, evlenmeyeyim diye yapayım değil mi? Ben küfredeyim diye yapayım değil mi? İçeceğin, içeceğin. Niye sinirleniyorsun ki ya? Sen zaten evde kaldın. Baba. İçmeyeceğim ya, içmeyeceğim. Baran! Ya nerede bu çocuk? Baran! Ya kaçmış olmasın. Ha! Ne bağırıyorsunuz? Adımı mı ezberlediniz, ne ediniz? Aslında sen ne ediyorsun orada? Kendini aşağı atmayı düşünmüyorsun değil mi? Allah korusun yenge ya. Ya hemen iniyorsun oradan Baran. He. İnim de hemen, beni jandarmaya teslim edin değil mi? Ya saçmalama bak, düşüp yerini kıracaksın. İn dedim. Amin ya Rabbel Alemin. Kırayım da kalender babam bana acısın. Teslim ol diye tutturmaktan vazgeçsin. Ya Baran, yemin ediyorum çocuk gibi davranıyorsun ha. Ulan sanki hepimiz biri olmuşuz da senin kötülüğünü istiyormuşuz gibi konuşuyorsun. Baran, adalete teslim olmadan Şirin'le evlenemeyeceğini sen de biliyorsun. Kız yenge, sanki olsam evlenebileceğim mi? Teslim oldum diye kaç yıl atacağım sana, haberin var mı? Ne yapacak kalender babam? Bana içeriden nikah mı kıyacak? Tamam, sen iyice saçmalamaya başladın. İn hadi adam akıllı konuşalım. Hayatta inmem, nereye iniyorum? Konuşacak da bir şey yok. Ben kararlıyım kardeş. Teslim olmam. E ne yapacaksın? Bundan sonra hayatına ağaç kakan olarak mı devam edeceksin? He, mahpusta yatmaktan iyidir. Ya ne biliyorsun? Belki hiç ceza bile yemeyeceksin. Melek lan bu. Bak hele dedi lafa bak. Nasıl ceza yemeyim yenge? Bu ne hukuk devleti, hukuk. O kadar kabahati işlemişim. Bana kaç yıl verecekler, senin haberin var. Avukat da öyle diyor hem. Baran, tek bir avukatın lafıyla neden hemen karalar bağlıyorsun? Gideriz, başka avukatlarla da konuşuruz. Öyle değil mi Hazar? Evet, ben de aynen öyle diyorum. Bence çok abartıyorsun. Hem şu sıfata hangi hakim koyabilir ki? Bak görürsün, iyi halin dirimi falan derken hiç ceza almadan kurtulacaksın sen bu işten. Eminsin. Aha. İyi hal indirme diyorsun. Aha. Düşünüldü. Baran Duran, kaçakçılıktan 15 yıl, evrakta sahtecilikten 22 yıl, dolandırıcılıktan 34 yıl, tefecilikten 46 yıl, senet mafyacılığından 55 yıl, son olarak da hırsızlıktan. Hırsızlıktan? Bir dakika sayın yargıç, itirazım var. Beni her şeyle itham edebilirsiniz. Tamam. Ama hırsızlıkla asla. Kalender Ağa'nın kızının kalbini çalmadın mı? Onu diyorsunuz. Evet, çaldım Allah'ıma. Hem de bileğimin hakkıyla söke söke. İşte bu yüzden suçların en büyüğünü işledin. Vallahi mı? Suçlarına kız kaçırma ve kalp hırsızlığı da eklendiğinde sanığın 3 kere ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmasına karar verilmiştir. Allah! Hayır. Allah! İyiyim. Hazırlandık, aç yürük gidiyoruz. Ya neden bozuk plak gibi aynı şeyi söyleyip duruyorsun?
Üç ömrüm yok da ondan. Nasıl yatım bitirin ben onca yılı ya? Ya sen hangi kafayı yaşıyorsun? Yemin ederim anlamıyorum ya. Bir sakin olsana güzel kardeşim. Bu gidişle tımarhaneyi boyayacaksın, haberin olsun. Aa, beni o dört duvar arasına sokacaksınız yani, kararlısınız. Fesubhanallah, fesubhanallah. Güzel kardeşim, niye bu kadar tırsıyorsun? En fazla içeri gireceksin, birkaç yıl yatıp çıkacaksın. O da yaptıklarım diyeti der geçersin, ne yapalım? Yok yok, hayatta olmaz. Ben ne kendi gençliğimi mapuslarda çürütürüm, ne de Şirin'imin gençliğini yakarım. Vay, demek öylece kestirip atabiliyorsun ha? İyi madem, biz de birbirimize verdiğimiz sözleri, ettiğimiz yeminleri bir anda unutalım ha, ne dersin? Bak işte, ben onu mu kastettim şimdi? Ya Baran, sen kendin söylemedin mi? Eğer ben teslim olmazsam biz evlenemeyeceğiz, Kalender Ağa vermeyecek seni diye ha? Ya dedim dedim ama... Aması maması yok Baran. Ya sen böyle kaçıp durduğun sürece bizim bir sonumuz olamaz. Ben çok mu istiyorum sence senden ayrı kalmayı? Ama başka çaremiz yok. Kız sen beni anlamıyorsun ki. Korkuyorum, korkuyorum. Sensiz kalmaktan, gözlerine bakamamaktan, saçlarının kokusunu bir daha duyamamaktan. Sensiz hayattan korkuyorum, anlasana. Sen korkularının arkasına sığınıp benden ve aşkımızdan vazgeçiyorsun. Farkında mısın Baran? Öyle mi? Ben en umutsuz olduğum anlarda bile, senin bana en imkansız olduğun anlarda bile vazgeçtin mi senden Şirin'im ha? Ya tamam tamam ya, ikiniz de gerginsiniz. Sakin olun, sonra konuşursunuz. Görmüyor musun bana ne diyor? Haksız mıyım? Haksızsın. Ya haksız mıyım ben? Haksızsın sen. Abi ben haksız mıyım, bir şey söylesene. Haksızsın sen. Sen haksızsın. Ya sus. Şirin yapma lütfen. Allah'ım ya. Yürü Baran. Yürü, biz seninle erkek erkeğe konuşalım. Gel. Küçük ya. Haksız. Tamam sus. Haksız. Ben haksız değilim. Abi, buradaymışsın. Hayırdır Türkmen Hanım, ne bu telaş? Zamanım kalmadı Kamil abi, zamanım kalmadı. Neye zamanın kalmadı benim bacım? Anne olmaya. Ne? Bak abi, ben hesabımı kitabımı yaptım. Biz şimdi kaç yılındayız? 2018. Ha, aç şimdi sıfırı. Hangi sıfırı? Abicim 2018'in sıfırını at, geriye ne kaldı? Baştaki 2 ve sondaki 18. Şimdi sondaki 18'i 2 ile çarp, ne yaptı? 36. Şimdi 2018'in başındaki 2'yi 2 ile çarp, ne yaptı? 4. Bak abi, şimdi bu 4 ile 36'yı topla, ne yaptı? 40. 40. 40 diyeyim arkadaşlar, anlamıyor musunuz ya? Alın size Türkmen'in 40. doğum yılı. Bu bir işaret arkadaşlar. Siz anlamıyor musunuz ya? Bak abi, ben bu yıl evlendim, evlendim. Evlenemedim, daha da benden çocuk mocuk bekleme. Hayır demedi deme yani bana da sonra. Hanım bacım, ben de bu mevzuyu nereye bağlayacaksın diye böyle ağzımı açmış seni dinliyorum. Ya abi nereye bağlayacağım ya? Ben bağlasam bağlasam başımı bağlarım ya. Abi, kurban olam, ben bağlayamayayım. Bari sen bağla abim. Ben neyi bağlayabilirim ki ne? Ne bileyim, mesela Müsellim abimle konuşabilirsin. Ezem'le evlenip benim önümü açsın. Ama o artık Ezem'le evlenmek istemiyor ki. Ne demek istemiyor lan? Ya, yani ne demek istemiyor? O kim ki istemiyor ya? Onun iyiyle bir seçim şansı mı var abi? Vallahi bak, Türkmen haklı diyor. Belli bir yaştan sonra yaş o işler. Evet. Bakın. İyi dinleyin beni. Bakın arkadaşlar. Müsellim abim evlendi, evlendi. Evlenemedi, ben evde kaldım. Böğüne kadar ses etmedim. Konakta sessiz, sakin bir şekilde hanımefendiliğimi bozmadan bekledim. Ama artık ben bundan sonra tohuma kaçmak istemeyeyim. Ya Bağda yazık değil mi? Benim de bir çoluğum çocuğum olmasın mı? Kız bana yazık değil mi ya? Yazık vallahi, ben çok acıyorum bu kadına. Ya sen abi, senin için gitmedi mi? Sen dayı olmak istemiyor misin? İstiyorum benim bacım, istiyorum da. Yani bu çöpü çatıp çatamayacağımı bilmiyorum. Abi çatabilirsin. Sen bunu yapabilirsin abi. Bak, eğer istersen Kamil abimle, Kamil'le bacım da sana yardım eder. Çok da güzel yaparsın. Ne bileyim, en azından bir çay içmeye ikna edin bari. Ha? Şekersiz açık bir çay abim. La 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 la
Korkuyorum Azar, korkuyorum annen. Baran, sen tam olarak neyden korkuyorsun? Hapse girdiğinde Şirin'i özlemekten mi, yoksa onun seni beklememesinden mi? Yani şeyden işte. Lan ben Şirin'imi kazanmak için çok çabaladım be. Biliyorsun işte neler yaptım neler. Şimdi kaybetmeyi göze alamıyorum. Ya güzel kardeşim, bu kaybetmek değil ki. Eğer birbirinizi gerçekten seviyorsanız daha sıkı bağlarla bağlanacaksınız. Öyle diyorsun yani. Ya Baran, siz birlikte nelerin üstesinden geldiniz farkında değil misin? Şirin sırf senin için babamı, beni, hatta bütün ailesini karşısına aldı. Ama şimdi sıra sende. Sen de hapse gireceksin, cezanı çekeceksin, tertemiz çıkacaksın Şirin'in önüne. Lan öyle olmuyor demezse kolay yazarım lan. Ya yat yat bitmezse, ya bir daha çıkamazsam. Avukat da aynı şey söylüyor. Ya ben mi anlatamıyorum, sen mi anlamıyorsun? Babam kendi avukatıyla konuşmuş. Adam günlerdir senin dosyana çalışıyor. Hem sen iki gündür tanıdığın avukatın sözüne niye inanıyorsun ki? Ya eyvallah eyvallah, Allah razı olsun. Ama içime sinmiyor işte. Aklıma geldikçe tüylerim ürperiyor, Allah çarpsın. Ben aşkımı özgürce yaşamak istiyorum, çok mu şey istiyorum? Yani teslim olmayınca yaşayabileceğini mi sanıyorsun? Böyle de dört duvar arasındasınız, böyle de hapissiniz. Aynı şey mi şimdi? Burada en azından beraberik. Ha, kendimle birlikte onu da tutsak edeceğim diyorsun, öyle mi? Baran, kendin için olmasa bile gidip Şirin için teslim olman lazım. Şirin seni bekler değil mi bana? Ya babam bile inandı size. Sana oğlum dedi. Ona baba demene izin verdi. Onun yüzünü kara çıkarma Baran. İlla bana deyin ki o dört duvar arasına gir teslim ol diyor. Ama bunun başka bir yolu olmalı lan. Benim sevdiğimle mutlu olmanın mapusluktan başka bir yolu olmalı. Sana bir şey diyeyim mi? Hayatta bazen hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Özgürlük sandığın şey esaret, esaret sandığın şey de özgürlük olabilir. Eğer cezanı çekip vicdanını rahatlatmazsan, aklın da tutsak olur, yüreğin de sevdiğin de. Çok güzel konuştu gavur. Allah Allah. Bayram değil, seyran değil. Abimler bana çaya niye geldi ya? Kalender Beyciğim, biz gençliğimizde Camilla ile çok güzel çay içerdik efendim. Başka neleri de güzel yapardınız benim dönürüm? Ay, Kamilciğimle biz gençken her şeyi çok güzel yapardık. Hatırlıyor musun Kamil, sen bana ne güzel evlenme teklif etmiştin değil mi? Ya ya, çok yaşasan evet. Gerçi ben teklif etmiştim ama sen reddetmiştin beni. Ölürüm de seninle evlenmem demiştin. Evlenmeyi kabul etmediyse nasıl oldu o zaman, nasıl evlendiniz? Kamil abi, kızı kaçırdın mı yoksa? Yok canım, yok şekerim. Niye kaçırayım? Hani evet, ilkinde reddedildim ama ikinci teklifimde vahşi cazibeme karşı koyamadı tabii. Evet, aynen öyle oldu vallahi. Ama adettendir öyle, ilkinde hemen kabul edilmez. Tabii tabii. Ya. Ya, o yüzden bir kere reddedilince öyle hemen pes etmemeli. Sabırla beklemeli, sinirlenmeden yeniden teklif etmeli. Hiç değilse karşılıklı birer çay içmeli. Çay mı? Ya siz bana ne demeye getiriyorsunuz ya? Alttan alttan mesaj mı veriyorsunuz? Yok, ben öyle imalardan, şifreli konuşmalardan hiç hoşlanmam. Sen neden öyle söyledin şimdi? Şifre kırmak da senin üstüne yoktu. Maşallah sen çok zeki bir adamsın. Öyle tabii canım. Bu şifreli kanallar sayesinde şifre çözmede çok uzmanlaştım ben yahu. İşte onu diyorum benim kardeşim. Kanallara yayılmadan tek bir kanala doğru böyle odaklansan diyor. Böyle tek kanala. Kanal derken? Ersen hadi yok. Bir çay içsen ölür müsün? Ölürüm. Ölmezsin. Ölürüm. Ölmezsin. Ölürüm. Ölmezsin. Ölürüm. Ölmezsin. Aa, üstüme gelme.
hemen canım, Allah Allah. Hem evlensem de kederimden ölürüm ya. Allah muhafaza benim kardeşim. O nedenmiş ki ne o? Ya bir düşünsene. O kızı bu müsellimhaneye, bu fakirhaneye mi getireceğim ben? Bir evim bile yok ya. Kederimden ölürüm. Benim kardeşim. Sen yeter ki evlen. Ben sana alırım bir ev. Daha sadece onunla bitmez ki. Ya süsleyecek bir gelin arabası yapacak otomobilim bile yok benim. Ah be kardeşim, benim müsellimim. Bu konakta otomobilden bol ne var? Var da bana mı var? Karımı abimin, yeğenimin arabasıyla gezdirecek adam değilim ben. Müsellim, alırım. Sen bir evlen, sana otomobil de alırım. Oldu mu şimdi? Beğendin mi? Olmadı. Ne olmadı? Daha ne istiyorsun müsellim? Ne? Ne? Ne, donumu mu istiyorsun? Yok ya, çizme diyorum ya. Çizme. Ama böyle orijinalinden bir ağa çizmesi. Alacak mı bana? Ya aşk olsun müsellim mi? Yani evi, arabayı alan çizmeyi de alır değil mi dünürüm? Alırım benim dünürüm, alırım da. Ama önce bir de söz alırım. Sen Elzem'le bir çay içmeyi kabul ediyor musun? Etmiyor musun? Bu şartlar altında tabii kabul ediyorum benim abim. Adam evi, arabayı, cizmayı da aldı maşallah. O kızı da aldı. Bu deli bizden akıllı vallahi. Ha şunu bileydin ya. Oh, 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 oh. Kız, kız ne yapıyorlar? Vallahi Müsellim amca ateş yakıyor. Elzem de öyle cene oturuyor. Ya başka ne yapıyorlar? Daha da bir şey yapmıyorlar. Ateşi iyi besleseydin bari. Yoksa senin yüzünden zehirlenmeyelim. Odun ateşinden zehirlenilmez. Hiç cahil. Öyle bir zehirlenilir ki. Bak şimdi. Odun, kömür, benzin gibi yakıtlar ateşle bir araya geldiği zaman karbon monoksit gazını ortaya çıkartırlar. Karbon monoksit gazı da renksiz, tatsız, kokusuz olduğu için sessiz katil olarak bilinmektedir. Ay maşallah ya. Vallahi sen hiç göründüğün gibi değil misin ha? He, ne sandın? Kalluk demesinler diye 3 tane üniversite okudum. Da eksik okumuşsun. Odun ateşinden zehirlenilmez. Havalandırma yetersizliğinden zehirlenilir. Bacağı iyi çekiyor. Lodos da yok. Hiç merak etme, hiçbir şey olmaz. Sen de fena değilmişsin ha. Bilim adamıyım ben ya. Bilmediğim şey yoktur benim. Ben seni deli biliyordum. İnsanlar hizaya getiremediklerine deli derler. Bunlar da benim aklımı hizaya getiremedikleri için bana deli diyorlar işte ya, aman. Bak onu doğru söyledin ha. İnsanlar her şeyi bildiklerini sanıyorlar ama aslında hiçbir şey bilmiyorlar. Bilmiyorlar tabii. Neymiş efendim? Susuzluğa en dayanıklı hayvan deveymiş. Oysa susuzluğa en dayanıklı hayvan... Fare. Maşallah kızım, ay maşallah. Sana da maşallah. Sen baya baya deli değil misin ha? Ben delilikle dahiliğin arasındaki ince çizginin cetveliyim. Sana bir daha maşallah. Maşallah. Mette. Kız vallahi bunlar televizyondaki kedicikler gibi birbirlerine bakışıp duruyorlar. Maşallah maşallah diyorlar ya. Vallahi mı? Vallahi vallahi ben de duydum. Kız başka ne diyilir? Ne gibi? Kız ne bileyim böyle aşkım gibi böcüğüm, balım filan ilişkileri yani böyle aşk dolu sözcükle söylemeyilir mi? Ayo. Hacık. Ne söylüyorlar peki bunlar? Valla demin sessiz katil gibi bir şey dediler ama kime dediler bilmiyorum. Ben de duydum. Böyle karbon minnoşlu falan bir şeyler fısıldadılar ama mana veremedim doğrusu.
Ya bunlar birbirlerinden elektrik alıyorlar mı almıyorlar mı? Bir onu sorayım ya. Deli deli konuşuyorlar ya. Öf. Hiçbir şey anlaşılmıyor. Anlaşıldı. Bu böyle olmayacak. Kontrol kalem var mı? Kontrol kalemini ne edeceksin kız? Kız çal. Birbirlerinden elektrik alıyorlar mı almıyorlar mı? Ona bakacağım. Peki sen biliyor musun? Kelebekler ayaklarına tad alırlarmış. Maşallah sana maşallah. Sen timsahların dillerini çıkaramadığını biliyor muydun? Hani anatomileri buna müsaade etmiyormuş. Ay maşallah ya. Bak senin sayende öğrendim. Peki sen kutup ayılarının solak olduğunu biliyor muydun? Yok. Sayende öğrendim. Maşallah hocam inşallah. Sen atların kemiklerinin insanlardan 18 tane fazla olduğunu biliyor muydun? Ay maşallah. Ay. Domuzlar var ya domuzlar. He var. Domuzlar vücut yapıları yüzünden başlarını göğe kaldıramıyorlarmış. Yok. Bak, bak buna çok üzüldüm. Demek göğe bakma durağı onlar için hiçbir anlam ifade etmiyor. Göğe bakma durağı mı? O durak nerede oluyor ki? Hiç. Cahil. Otobüs durağı mı sandın? Şiir o şiir. Hem Turgut Uyar'ı bilmeyen adamla benim işim olmaz. Kal sağlıcakla. Hey bana bak Turgut kim? Şşş, ya, kime oymuş? Hey Turgut kim ya? Turgut ne? Nereye gitti kız bu? Kontrol edeceğim. Aa, vallahi gerek kalmadı Mette. He vallahi. Aralarında zaten şu çarçık bir elektrikleme, kıvılcımlaşma vardı. O da pırrrr uçup gitti maşallah. Vallahi bayıldı ya da elektrikler kesildi. He, kısa devre yaptı Zahar. hani nerede bu? Vallahi bilmiyorum ki aşkım. Ferhat. Heh. Hazır buluşmuşken şey mi yapsak diyorum. Neyi mi yapsak? Bir yerlere mi gitsek? Hani normal sevgililer gibi. Yani muhallebiciye olur, kahveciye olur. Ha? Aşkım gidelim gidelim gitmesine ama. Ama ne? Ya şimdi senin ablan konaktan çıktığımızı fark ederse ne olur biliyor musun? Şimdi senin elinde yüklü miktarda para var. Bir şey falan olur, boş ver. Ferhat Allah aşkına ben bunu sorun yapmıyorum. Sen neyden korkuyorsun? Korkmak mı? Kim? Ben! Korkmak! Ya Dilan hiç güleceğim yoktu ya. Ya aşkım bu saatte muhallebiciler kapalı diye diyorum ben sana. Yoksa ben korkar mıyım ya? Benim kimseden korkum yok. Ne oldu ya? Allah'tan hiç kimseden korkusu yok. Bravo. Ya kürk mürk görünce ayı mayı zannettim ya. Oğlum ne biçim konuşuyor ayı mayı diye. Allah Allah yeşil ayı mı olur? Hayret bir şey yani. Dilan Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Al. Getirdim istediğim parayı. Ya zahmet oldu o kadar. Tek başınıza bir de taşıdınız o kadar parayı. Oh, nasıl ağır ya Allah. Neyse Feryat şunu tut da canım benim. Tutayım da bu ne? Şey ya ekmek kızartma makinası. Ekmek falan yerirsin. Oğlum para sayma makinası ne olacak yani? Ne demişler Dilan Hanım? Yolda bulsan sayacaksın demişler yani. Atasözü benlik bir şey yok. O kadar para için oturup ellerimle saymaya kalksam hayatta olmaz yani. Feryat bir fişmiş bir şey bul. Priz bul hadi. Bak 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 orada hadi. Feryat. Feryat tak fişi al işi. Yavaş. Ya ne zahmet lastik mastik hiç gerek yoktu lastiğe falan. Böyle lastiğinizi alın da şey yapın. Abi takıyorum. Evet Feryat'ım hadi. Maşallah ya. Kuzu gibi kuzu kuzu. Kuzu bunlar inşallah hayırlısı olur hayırlı gelsin bize. Havalanmadı ya. Şunlar çok tatlı. Feryat'ım sen elleme de bak. Neyse tamam bu şey yapmayacak sonra ben şey yaparım o zaman. Vallahi helal olsun ya. Tebrik ederim kız. Kız dedim ya. Dilan Hanım. Gerçekten yani süpersiniz. Elinize sağlık. Sağ ol, sağ ol da.
bu klip ne zaman çekilecek? Ya klip işi bende yani en kısa zamanda lütfen. Bunlar için düşünme yani, o iş bende hadi. Şişt, sakin sessiz olun bak hadi. Burası Ako yapıyor. Bütün konağa gelir Ako ses hadi. Bunu da fişten çek bak, çarpılmışsınız bir garip alet. Hadi oldu. Ayağımı da çek hadi. Vallahi benim içim hiç rahat değil ha. Ya tüh ya, keşke mahpus falan alaydık. Evet, mahpus. Saçının ipekliğine, yüzünün güzelliğine kurban olsun barına. Sensiz bir gün bile ayrı duramazken olan oldu. Senden senin için vazgeçme vakti geldi. Ne? Sen uyumuyor muydun kız kolpacı? Uyuyordum ama uyandım. Bir dakika, bir dakika. Sen neden bahsediyorsun öyle ya? Gitmenin vakti gelmiş derken ne demeye çalışıyorsun? Kalender babaya verdiğim sözü tutuyorum. Yarın teslim olacağım. Yarın mı? Yarın. Uzatmanın anlamı yok ki gülüm, ne manası var? Senin bana kaçmaya niyetin yok. Anayın babayın rızası olmadan da zaten evlenmek içine sinmiyor, haklısın da. O yüzden en iyisi teslim olup kurtulmak. Sevdiğim. Ne oldu? Sen de bunu istemiyor muydun? Yani bunu istiyordum ama sen böyle yarın hemen deyince bir garip oldum. Olma, kurban oldum, olma. Babayın avukatıyla görüştüm ha. Diyor ki tutuksuz yargılanırsın diyor. Ya da işte 3-5 ay mı gün mü ne yattan çıkarsın. Yani bir gidip geleceğim. Öyle diyor. Ama eninde sonunda ceza alacaksın bari. Alacağım. O Allah'ın emri, ondan kurtuluş yok. Yani ben şimdi bu pencereden bir daha atladığını göremeyecek miyim? Bu yatağın altından gülüm diye fırlamayacak mısın? Sen bırak etme kız. Sen iste var ya, ben mahpushaneden buraya tünel açarım, buraya kadar uzatırım, buradan fırtlarım gülüm diye. Ne kadar ceza alırsan al, ben seni hep bekleyeceğim, biliyorsun değil mi? Biliyorum. En çok da bunun için üzülüyorum. Nasıl yani? Yani ben 3-5 yıl yatıp çıkamazsam, senin şu gençliğin, güzelliğin benim yoluma bakarak çürüyecek diye korkuyorum. Benim için değil. Allah senin için hayırlısı neyse onu koysun yolumuza. İkimiz için tek hayırlı bir şey var. O da senin bir an önce en az cezayı alıp buraya gelmen. İnşallah gülüm, inşallah. Şirinim, sana burada rahat rahat sarılayım.
Şirin. Bak kızım bak. Gel masaya gel. Böyle yan yan bakışmaktan ikinizin de boynu tutulacak maazallah. Otur. Zamanında kardeşine hakkın hukukun yolunu öğreteydin. Benim şirin kızıma şimdiki kadar üzülmeyecektim. Ay Asiye konuşup durma zaten canım burnumda. Tövbe tövbe. Yesenize. Sizin için yaptım. İkiniz de çok seversiniz. Sağ ol yenge. Canım çekmiyor. Hapusa getirirsin orada Yarık. Çayını iç bari soğutma. Sağ ol kayınço. Mahpusta içerim, içime ısıtır. Ay mahpusta mahpusta. Ya yapma böyle kardeşim ya, içini ferah tut. Doğru diyorsun bacı. Şimdi ferah tutuyorum, zaten mahpusta daraltacağım. Aman be. Ya ne konuşuyoruz böyle şeylerden ha? Daha neşeli şeylerden konuşalım. Mesela cümbülüm ben. Efendim kesilmesinden yani sünnetinden ha? Ya nereden geldik ya? Tutturdunuz sünnette sünnet Allah, sünnette sünnet. Nereden geleceğiz belli mi oğlum? Yaza seninkini kestireceğiz ya. E inşallah dayım da o zaman acıkmış olacak. Hep beraber oynayacağız işte. Anan onu diyor. He çok beklersin. Ben sünnetimde değil düğünümde oynayacağım ya. Nazgül. Kızışmayın çocuğa. Çocuk haklı söylüyor. Ben ancak onun düğününe çıkarım mahpustan. Yeter ya, yeter Baran. Cenaze evine çevirdiniz burayı. Korkma, korkma baba. Benim cenazem bu evden de mahpustan çıkacak. Ya Baran, ne biçim konuşuyorsun? Ağzından yel alsın. Ağam! Ağam! Ne oldu Afet gelin? Cendermalar gelmiş de. Ne? İhbar varmış. Ne? İhbar mı? Lan kim ihbar etti Baran'ı? Kim? Hak et ya. Kendi gideceğiydi zaten yani çocuk. Kim ihbar etmiş kız çocuğu? Ana. Yine senin başının altından çıkmamıştır inşallah. Yok ya bu sefer ben bir şey etmedim. Alamın bir kabahati yok. Ben kendim kendime ihbar ettim. Gelin beni alın dedim. Sonuçta bu da bir teslim olma şekli değil mi? Ha öyle. Doğru diyorsun. Öyle mi baba? O zaman kalın sağlıcakla. Canım aile. Turgut. Allah! Baran! Ya oğlum ne ettin? Dur, lan! Komutan, hadi al götür beni bitsin bu işkence. Baran ne olur gitme, ne olur yalvarırım gitme. Gülüm, gitmem gerek. Ya ne olur gitme, kal burada. Lütfen. Yapma. Kurban olayım, yapma. Şirinim. Şirinim ağlama. Gel bakalım gel. Thank you.
Tamam bre, ağlamayın. Geç ha. Allah şey için. Melek. Seni çok özleyeceğim. Seni o pencerenin önünde bekleyeceğim. Söz veriyorum. Bir gün oradan çıkacaksın. Sevdiğim. Bak şimdi ben gidiyorum ama... odana girdiğinde aslında odanın her yerinde olduğumu göreceksin. Kurban olayım, üzme kendimi. Kurban olayım, yapma. Senin olsun ömrümü al ama şimdi saklamalıyım. Haklısın sevgi suç değil ama belki aklanmalıyım. Hat bırakınızlar. Senin olsun ömrümü al ama şimdi saklanmalıyız. Haklısın sevgi suç değil ama belki aklanmalıyız. Seviyorum ama buna boyun eğmem. Aşkımı sakınırım ama gizlemem. Her hücrem seni çağırır.
Pencerenin önünü boş mu bırakacağım sandın menekşe gözlü? Madem ben çıkamayacağım artık pencerenin arkasından, o zaman menekşeler çıksın. Şişt, şimdi gözün yaşını silip notun arkasını oku bakayım. Madem ben göremeyeceğim o gül yüzünü, o zaman sen her ayna karşısına geçtiğinde bir dakikada benim için bak kendine. Hadi hemen şimdi ayna başına. Hani silecektin kız gözyaşını? Şimdi de yatağın altındaki tünel geçidini kapat gülüm. Ceryan meryan yapar, hasta olursun Allah muhafaza. Sana hep yanında olacağımı söylemiştim bir güzelim. Nasıl? Bana çok benziyor değil mi? Gereği düşünüldü. Yaz oğlum. Sanık dinlendi. Yeni delillerin toplanması ve dosyanın toplanacak bu delillerin ışığında tekrar incelenmesi için duruşmanın ertelenmesine. Sanığın kaçma şüphesinden dolayı tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmiştir. Baba,
Oldu mu? Sonunda bizi ayırmayı başardın. Mutlu musun? Siz. Neden saklıyorsunuz mutluluğunuzu? Ha? Neden yalandan ağlıyorsunuz? Sizi ayırmayı başardık desenize! Bir kere dürüst olun ya. Ya neden susuyorsunuz desenize! Şirinim, annem deme öyle. Ne diyeyim anneciğim? Hı? Yalan mı söyleyeyim? İstemediniz mi bizi ayırmayı? Başardınız. Baba. Sen Baran'ı hapse yollarken beni de tıktın oraya. Hepinizden nefret ediyorum, hepinizden! Gel. Benim ciğerim. Ağla benim kızım, ağla. Ağla. Bağır, çağır, dök içindeki öfkeni. Dök yine. Öfken kabarıp hasta etmesin seni. Neden? Baba neden? Niye bana laf sağdılar baba? Bundan böyle. Bu vaktten böyle sen benim ne kadar evladımsan, Baran da o kadar benim evladım, biliyor musun? Ciğerim, sana söz veriyorum. Baran'ın oradan en kısa vakitte çıkması için elimden geleni yapacağım. Sen bana güven. Yaz gelmeden de herkesler diyecek ki ne? Kalender Ağa diyecekler. Kızının düğününe ne biçim göbek atmıştı diyecekler. Ağla sen. Ağla. İster ölüm olsun, ister ayrı.
İster ölüm olsun ister ayrılık. İster ölüm olsun ister ayrılık. Oy gelin gelin sevda. Öldürdün beni.